Arkadaşlar merhabalar. 11. sınıf yazılı çalışması yapacağız. ikinci dönemin ilk sınavı ile ilgili. Ben açıklamaya 11. sınıf oynatma listesini de bırakacağım. Siz belki en baştan konuyu ta ilk etaptan almak istersiniz. Parabol eşitsizlik fonksiyonlarla ilgili ya da diğer soru çözümlerini belki izlemek istersiniz. Üzerinden geçmek istersiniz. Çünkü sadece bu video yok. 11. sınıfı ben baştan sona kadar gidiyorum. Ee, en son çemberde açı bitti. Şu yazılı çalışmasını yaptıktan sonra da inşallah çemberde uzunluğa geçeceğim. Ama müfredatta ilk yazılılarda çember olmaması gerekiyor normalde öğretmenlerinizi bilemem ama normalde çember olmaması gerekiyor. O yüzden ilk yazılıda bunlardan bahsetmedim. Diğer çalışmalarda zaten göreceksiniz. Şimdi parabolle başlayalım arkadaşlar. Parabolde ilk hatırlatacağım bilgi tabii ki biliyorsunuz ama aralarda bunları ben not olarak da koyayım dedim. E, A büyüktür sıfırsa kollar yukarı. A küçüktür sıfırsa kollar aşağı doğru. Analitik yorumları yine devam edecek arkadaşlar. Nokta parabol üzerinde ise denklemi sağlar. Parabolün tepe noktasının apsisi eksi b bölü 2a ve tepe noktasının ordinatı da fonksiyonun apsisini yani tepe noktasının apsisini denklemde yerine yazıyoruz. Bakın e, x yerine r yazarsak ar kare artı br artı c de bana fonksiyonun tepe noktasının ordinatını verir. Şimdi bu ön bilgilendirmeleri, bir hatırlatmalarımı yaptım. Standart şimdi yorumlarımıza bir bakalım soruda, sorularda. Evet bakın şimdi ne demiş soru bize? Dikkat edelim. Orijinden geçen fx parabolünün x eksenini kestiği diğer nokta olan B'nin apsisini bulunuz demiş. Şimdi arkadaşlar e, orjinden geçmek ne demek? Hatırlayalım analitik geometriden temel bilgi. Sıfıra sıfır noktasından geçiyor demektir. Yani f sıfır eşittir sıfırdır orjinden geçen bir fonksiyon. Doğal olarak x yerine yaz sıfıra sıfır eksi sıfır m kare eksi dört eşittir sıfır. Buradan m eksi iki çarpı m artı iki eşittir sıfır diye ayrılır. M iki veya m eksi 2 olur. Burada şöyle yapan arkadaşlar da olabilir. Onları da bir uyarayım önce. m kare eşittir 4 dedim hocam. m eşittir 2 dedim. Doğru mu? Hayır. Neden? Matematikte bir sayının karesi 4 oluyorsa bu sayı hem negatif hem pozitif olabilir. O yüzden öbür tarafa atsam bile eksi 2 ve 2'yi söylemeliydin. Dolayısıyla m 2 mi olmalı eksi 2 mi olmalı? Ona dikkat edelim. Şimdi hani burada ne yapacağım? Bakın arkadaşlar eğer m'ye eksi 2 verirsem sorularda hocanız da sorarsa e, dikkatli olun hani böyle tongaya düşmeyin. m'ye eksi 2 verebilir miyim? Hayır. O zaman ne olur? Birinci dereceden denklem. Birinci dereceden denklem de böyle veya böyle doğrusal fonksiyondur. Dolayısıyla bak buraya eksi 2 yazma şansım yok. Sıfır eksi 2x oluyor. E eşittir eksi 2x de bir doğru denkleme. O zaman neymiş? m'ye 2'ymiş. Yapalım fx eşittir 4x kare eksi 2x oldu arkadaşlar. Şimdi burada artık 2x parantezin alırsam 2x eksi 1 olur. Fonksiyonun köklerini nasıl buluyorduk hatırlayın sıfır eşitleyerek. Çünkü fonksiyonun kökleri demek x eksenini kestiği noktalar demektir. Bakın bir sıfıra sıfır bir a'ya sıfır. Gerçekten x'e sıfır verdiğinde fonksiyon sıfır oluyor. Bir de diğer kökümüz x'e ee, e kaç verdiğimde sıfır oluyor? 1 bölü 2. Bakın bir köküm sıfır, bir köküm 1 bölü 2. Ona a dediğim için a eşittir 1 bölü 2 yazalım. Bu şekilde x eksenini kestiği noktalar fonksiyonun köküdür arkadaşlar. Şimdi gelelim bu sorumuza. Yukarıdaki şekilde y eşittir 3x kare eksi 3x artı t parabolü verilmiştir. OB eşittir 2OA olduğuna göre T kaçtır diye soruyor. Şimdi burada ne düşünebiliriz? Bir bakalım. O, B, O, A'nın iki katı verilmiş. 3x kare eksi 3x artı T. Allah Allah. Şimdi bakın arkadaşlar. Ufacık böyle tabii ki eski ikinci derece denklem yorumları da ikinci dereceden fonksiyon olan parabolde vardır. Neden böyle söylüyorum? Bakın şimdi. K dersem eksi K'ya sıfır olur. Bunun apsisi. 2K dersem 2K'ya sıfır olur bunun apsisi. Hatırlıyor musunuz? İkinci derece denklemde şöyle bir formülümüz vardı. AX kare artı BX artı C eşittir da hatırlayacaksınız bakın. Kökler toplamı eksi B bölü A'ydı. Kökler çarpımı da C bölü A'ydı. Parabolde ikinci derece fonksiyon olduğu için ikinci derece denklem yorumları sağlanır. Dolayısıyla A ve B denklemin kökü olduğu için Y 0'dır doğal olarak denklemin kökler toplamı x1 artı x2 yani 2k artı eksi k yani k neye eşit? Eksi b bölü a'dan bak 3 bölü 3 1 olur. k 1 olunca fonksiyonun bir kökü eksi 1 oldu diğer kökü de 2 oldu. Doğal olarak kökler çarpımına dikkat et şimdi kökler çarpımı ne? Birisi eksi 1 diğeri 2 böylece c t bölü 3 eşittir eksi 2'den t eksi 6 geldi. Bunu da bir hatırlatayım istedim. Çünkü parabolün içinde bu iş var arkadaşlar. Gelelim bu soruya. Ufak bir hatırlatma bak. Bu böyle yazılımın kolay sorularından biri olur söyleyeyim yani. E, durmak akene yani. okulunuza göre değişir ama normalde bildiğiniz bilgilerle alakalı bir soru. Yukarıda verilen parabolde a noktasının apsisi kaçtır demiş. E, bakalım ne dikkatimizi çekiyor parabolde teğet. Teğetin özelliği neydi? 1. Parabol teğet delta eşittir. 0'dır arkadaşlar. 2. Tepe noktasının apsisi şöyle r dersek. Ordinatı 0'dır. Niye? x ekseninde ya. Onun y'si 0. Doğal olarak burada artık bu iki yorumu söyleyebiliriz arkadaşlar. O zaman tepe noktasının apsisini bilmiyorum. Ama bildiğim şeyine Delta eşittir 0. Yap o zaman. 4 eksi e, 4 çarpı a çarpı a. Delta neydi? Onu da hatırlatayım. Unutanlar olabilir. a x kare artı b x artı c eşittir 0 da b kare eksi 4 a c'dir. Dolayısıyla 4 eksi 4 çarpı a çarpı a eşittir 0'dan a ne geldi? 1. Demek ki burada şey e, düzelteyim bir saniye. 4 eşittir. 4'e kare diyeyim hızlıca yapmayayım. Buradan a kare eşittir 1. A1 veya eksi 1. Peki kollar nereye doğru? Aşağı doğru. O zaman A neymiş? 1 değil eksi 1. Doğal olarak fonksiyonumuzun denklemi eksi x kare artı 2x eksi 1. A noktasının apsisini istiyor. Bakın şimdi bunu eksi parantezini alırsanız x kare eksi 2x artı 1 olur. x kare eksi 2x artı 1 de nedir? x eksi 1'in karesi. Doğal olarak eksi çarpı x eksi 1'in karesini sıfıra eşitlersek x eşittir 1 gelir tepe noktasının apsisini bulduk. Veya şunu da diyebilirsiniz ya hocam biz tepe noktasının apsisini öğrendik zaten r eşittir eksi b bölü 2a değil miydi? O zaman x'in kat sayısı 2 önünde eksi 2 bir de eksi 1'i 2 ile çarp gerçekten yine 1 oluyor bakın bunu da hatırlatayım. Tepe noktasının apsisini bu şekilde tam kare yapmadan Normal eksi b bölü 2a yorumuyla tabii ki bulabiliriz. Şimdi arkadaşlar basit ama önemli bir bilgiyi hatırlatacağım size. Bir durdurup bunu bir dener misiniz? Evet bu soruyu bir uğraşır mısınız ne yapacaksınız? Çok basit bir bilgi ama bunlar hani yazılı çalışması yaparken hatırlattığımız şeyler tabii ki. Şimdi fx parabolünde arkadaşlar dikkat etmemiz gereken mevzu nedir? Bir kere fonksiyonun tepe noktasını bulabiliyorsak kesin bulacağız. Ve burada tepe noktasını bulabilirsin. Böyle bir gözünü dört aç. Acaba kökler toplamı, kökler çarpımı ya da tepe noktasını bilebiliyor muyum? Eksi b bölü 2 a'yı dene, eksi b bölü a'yı dene, c bölü a'yı dene. Yani kökler toplamı, kökler çarpımı ve tepe noktası bizim için önemli. Bak tepe noktasının apsisi eksi 2 a bölü eksi 2 a dolayısıyla ne olmuş oldu? Eksi 1 tepe noktasının apsisi eksi 1'miş. Bakın x'in kat sayısı önüne eksi koy sonra e, x karenin kat sayısını 2 ile çarp. Kuralımız buydu. O zaman parabolün tepe noktası eksi 1'miş. Şöyle yapayım. Doğal olarak eksi 1 nedir? Bu fonksiyonun simetri ekseni yani şeklin tam ortadan ikiye bölündüğü kısım. O zaman arkadaşlar şuna lütfen dikkat edin. Bu iki sayıya. E, iki tane nokta. Eğer simetri eksenine eşit uzaklıktaysa bunların ordinatı aynı. Göstereyim bakın ne demek istiyorum. Bakın parabolde durum şudur. Eğer simetri eksenine eşit uzaklıktaysa iki nokta sanki bir ikizkenar üçgenin kolları gibi böyle birbirine eşitlik olur. Böyle bakın bunlar birbirine eşitse kesinlikle bu noktaların apsisleri tepe noktasına eşit uzaklıktadır. Bu yüzden ne olur biliyor musunuz? Eğer iki tane noktanın absisini A demeyeyim karışmasın. Eğer iki tane noktanın apsisi x1 diyelim, x2 diyelim. Topladığınız ikiye böldüğünüz tepe noktasının apsisine eşit. O zaman bunların kesinlikle ve kesinlikle ordinatları aynıdır arkadaşlar. Doğal olarak bak şimdi 2 artı kök 3. Kontrol et eksi 4 eksi kök 3 bölü 2. Bunlar gitti ne geldi eksi 1. İşte bu gıcık iki sayı aslında tam ortalarında ne varmış? Eksi 1. Tam ortalarında simetri ekseni varsa bunların ordinatları birbirinin aynısıdır. Cevap bu yüzden 1'dir. F0'a baktığınız zaman zaten eksi 2. Doğal olarak cevabımız ne oldu bakın? Eksi 2. Bu şekilde arkadaşlar bunu atlamayın. Hatta size bir önceki sorudan göstermek istiyorum. Nasıl olsa denklemin net belli ya oradan yapalım. Bakın, smat eşit uzaklıkta noktaların ordinatları aynı olduğuna dair bir örnek göstereceğim. Deminki parabolün denklemini ne bulduk? Eksi x eksi birin karesi. Bu ne demek? Parabolün tepe noktasının apsisi bir, yani smat x eşittir bir. Bir eşit uzaklıkta iki nokta düşün. Mesela birisi 6 olsun, birisi eksi dört olsun. Gerçekten topla ikiye böl, bir yapıyor. Bak şimdi, iddiam ne? Bunların ordinatları aynı diyorum, y'leri aynı. Yaz yerine cidden. 6 eksi 1. Karesi ne yaptı? 25. Önünde de eksi var eksi 25. Şimdi git yerine eksi 4 yaz. Eksi 4 eksi 1'in karesi ne yaptı? Eksi 25. Tesadüf değil işte. Eşit uzaklıkta olduğu için kareleri de aynı sayı gelecektir arkadaşlar. Sonuçta matematikte negatif de olsa pozitif de olsa mutlak değerce aynı olan sayıların kareleri eşittir. İşte bu yüzden simetri eksenine eşit uzaklıkta olan noktalar olduğu an Bunların ordinatları aynı. Bu bizim için basit ama önemli bilgi. Bakın arkadaşlar hemen yanına geçeyim mesela. 9'a geleceğiz merak etmeyin. Şu soruyu bir göz atalım mesela. İki tane noktamız var. A noktasının apsisi eksi 8. B noktasının apsisi 2. Ve bunların gördüğünüz gibi y eşittir 2 doğrusu x eksenine paraleldir. Dolayısıyla ikisinin de ordinatı 2. Hem 2'nin hem de eksi 8'in ordinatı bak 2. Bu işte bana neyi anlatıyor? İkisi tepe noktasına eşit uzaklıktayken bu gerçekleşir. O yüzden hem A noktası simetri eksenine hem B noktası simetri eksenine eşit uzaklıkta. Eksi 8 ile 2'yi toplayıp 2'ye bölersen eksi 3 gelir. O zaman bu parabolün tepe noktası eksi 3'müş arkadaşlar. Tamam mı? Bunu böyle söylemiş olayım. Şimdi şunu da hatırlayalım tepe noktası bilinen bir parabolün denklemini nasıl buluyorduk? A x eksi r'nin karesi artı k diye buluyorduk değil mi? Yapalım o zaman. Tepe noktasının ordinatını bilmiyorum ama en azından şunu bilirim. A x eksi eksiden x artı 3'ün karesi artı k eşittir f x. Fonksiyonu yazdım. Tepe noktasının ordinatını bilmiyorum. Ama bildiğim şey cidden eksi 3 eksi 8'e 5 birim uzaklıkta. Eksi 3, 2'ye 5 birim uzaklıkta. Ordinatları gerçekten aynı. Doğal olarak artık arkadaşlar ne söyleyeceğiz burada? Şimdi x yerine e, ne yapıyorduk hatırlayın. Noktayı yerine yazıyorduk, denklem buluyorduk. 0 yazabilirsin mesela. 9a artı k eşittir, eksi 2. Bir nokta üzerindeyse parabolün denklemi sağlar. Aman, dikkat edin. Sonra e, bu noktalar da parabolün üstünde yazabilirsin. Hangisini yazayım hocam? Herhangi birini yaz. Çünkü ikisi de aynı noktaya gidiyor. X yerine 2 yazdın mesela. 25A artı K eşittir 2. Hocam benim canım eksi 8 yazmak istedi. Yaz ne olacak ki? Eksi 8 artı 3 ne yaptı? Eksi 5. Karesi ne yaptı? 25A. Cidden bak demin söylediğim doğruymuş. Sayısı olarak da gördük. Hakikaten bir fonksiyonda parabolse tepe noktasına eşit uzaklıktaysa ordinatları aynı bu noktaların. Şimdi ne yaparsın? Taraf tarafa çıkarırsın. Böylece 25'ten 9 çıkarsa 16A eşittir 4'ten. A 1 bölü 4 olur. Artık parabolün baş katı sayısını buldum. Sonra A yerine 1 bölü 4 yazdıktan sonra 9 bölü 4 artı K eşittir. Eksi 2'den K ne olur? Öbür tarafa atarsam eksi 8 eksi 17 bölü 4 olur. İşte size parabolün arkadaşlar. Denkleme eksi 17 bölü 4 ve tepe noktasının apsisi de neydi? Ee, r eksi 3. O zaman f a x eksi r kareydi ya o yüzden x eksi eksi 3'ten x artı 3'ün karesi eksi 17 bölü 4. Fark ettiniz mi soru benden ne istiyor? f eksi 3'ü. Gerçekten yaz yerine 1 bölü 4 çarpı 0 eksi 17 bölü 4'ten parabolün tepe noktası Eksi 17 bölü 4 oldu. Bunu da bakın böyle hallettik. Evet bu da kontrol amaçlı güzel bir soru şimdi. Parabolünün tepe noktası y eşittir 2x-3 doğrusu üzerinde olduğuna göre m kaçtır denmiş. Bakalım ne söyleyebiliriz. Bir kere bir parabolün tepe noktasını düşünün. Bazen anlamak için arkadaşlar temsili görüntüler çizin. Şimdi bakın r'ye k aynı zamanda neyin üstünde? Doğrunun da üstünde. Bir nokta denklemi sağlar. O zaman bu tepe noktası hem parabolü hem de doğruyu sağlıyor. Hemen tepe noktasının apsisini bulalım. Eksi b bölü 2a. E, sayı olarak bulamadık dert değil. Hemen korkmayın tamam mı? Çünkü yazılda malum sınavda 10 soru var. 40 dakika 40, 45 tane dakika vakit var yani. Doğal olarak vakiti var. Eksi m'yi git denklemde yerine yaz. Böylece bakın neyi bulacağız? K'yı bulacağız. K eşittir. M kare Eksi 2 m çarpı m'den eksi 2 m kare. Artı m artı 1. Neyi eşit? Burada eksi m kare artı m artı 1. Şimdi arkadaşlar burada bakın noktanın apsisine eksi m bulduk. Ordinatını eksi m kare artı m artı 1 bulduk. Bu nokta aynı zamanda neyin üstünde? Doğrunun. Nokta doğruyu sağlar. Yaz yerine şimdi eksi m kare artı m artı 1 eşittir. Eksi 2m eksi 3 yaz yerine şey yaz yerinde diyorum at sağ tarafa m kare eksi 3m eksi 4 eşittir 0. m eksi 4 çarpı m artı 1 diye çarpanların ayrılır. m pozitif reel sayı olacak demiş. Dolayısıyla bakın 4 olmuş oldu. İki tane parabol denklemimiz vardı biliyorsunuz. Yine ben hatırlatayım. Bir demin söylediğim a x eksi karesi artık a başka katsayılı birlikte. Bir de kökleri bilinen bir parabol olduğu zaman da bu ifadeyi unutmayacağız. Kökleri bilinen de bunu, tepe noktası bilinen de bunu kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi gelin mesela bu soruya bakalım. Yukarıda x eksenini eksi 2 ve 4 y eksenini 8 noktasında kesen parabol verilmiştir. Tepe noktası T olduğuna göre alan OTA kaç birim karedir? Şimdi parabolün üzerinde bakın dikkat ederseniz 3 nokta verilmiş. Ne yapacağız? Kökleri bilinen parabol denklemi. Bir baş kat sayı, A çarpı X artı 2 neydi formülümüz? A çarpı X eksi X1 X eksi X2 o yüzden X eksi X1 nedir? X eksi, eksi 2'den artı 2 aman dikkat edelim x eksi 4 eşittir fx. Buradan şimdi a'yı nasıl bulacağız? Bak bu noktayı kullandım. İşine yaramaz. Yaz yerine 0 gelir. Bu nokta kökü sağlıyor zaten. Yaz yerine işime yaramaz. Ama bu 8'i kullanmadım henüz. Şimdi x yerine bu ne demek? Ordinatı 0. E, pardon. Ordinatı 8. Apsis 0 olan nokta. Buradan o zaman a çarpı 2 çarpı eksi 4 eşittir 8'den. Baş katsayı da eksi 1 oldu. Demek ki parabol arkadaşlar. Arkadaşlar. Eksi x artı 2 çarpı x eksi 4 şeklinde bir parabolmuş. O zaman bu üçgenin bir kere zaten tabanı belli. Kendi vermiş oldu. OA 4 birim. Yükseklik ne? Tepe noktasının ordinatı. Onu nasıl bulacağım? F, R ile. Yani R'yi bileceğiz en önce. Tepe noktasının napsi nedir? Kökler toplamının yarısı. Uzun uzun eksi b bölü a yapmana gerek yok. Kökleri biliyorsan hemen yapıştır. Kökler toplamının... Yarısı kaça eşit arkadaşlar? 1'e. O zaman F1'in ne olduğunu biliyorum. Tepe noktasının ordinatı. Yazdım denklemde yerine. 1 artı 2. 1 eksi 4. Ne geldi? Eksi 9. E şey, eksi eksiden artı 9. Doğal olarak taban 4. Yükseklik 9. Üçgenin alanı 18 geldi. Bu şekilde olayı hallettik. Parabolle doğruda da neye dikkat edeceğiz? Bir parabol bir doğruya teğetse delta eşittir 0, iki noktada kesiyorsa delta büyüktür 0, e, kesişmiyorsa delta küçüktür 0'dır arkadaşlar. Bakın parabolü y eşittir 2x artı m doğrusu ile iki farklı noktada kesişiyorsa m'nin alabileceği değerler kümesi nedir? Ortak çözüm şudur arkadaşlar matematikte ona hemen söyleyeyim. Ortak çözüm demek bu noktalar aynı noktalar aynı e, noktalar hem parabolü hem doğruyu sağlıyor demektir. O zaman burada x yerine atıyorum siz bir x değeri yazdığınızda çıkan cevap neyse burada da x yerine x yazdığınızda çıkan cevap aynı olur. İşte bu yüzden biz matematikte ortak çözüm yaparken y'leri birbirine eşitliyoruz. Sebep iki noktanın da ordinatı aynı çünkü. Bak buraya yaz x1 y1 buraya yaz x2 y2. Hem e, doğru da hem parabolde aynı nokta aynı y değerine gidiyor. İşte bu yüzden eşitlenir. Hani bu zamana kadar ezberi düşünüyorsanız sebebi aynı nokta denklemi sağladığı için. Doğal olarak sol tarafa atıyorum şimdi. x kare e, artı m artı 8. Büyüktür sıfır olmalı. Şey e, büyüktür sıfır olmalı diyorum. Önce eşittir sıfır. Şimdi bunu da neye dikkat edeceğiz? Ona bakalım şimdi e, ee, delta büyüktür sıfır olmalıydı değil mi? Deltasını bulalım. B yok hocam tamam problem değil. B kare o zaman sıfır. Eksi 4 çarpı 1 çarpı m artı 8 büyüktür sıfır olmalı. Doğal olarak eksi 4 m eksi 32 büyüktür sıfır. Eksi 32 büyüktür 4 m eksi 8 büyüktür m oldu. Buradan o zaman cevabımız eksi sonsuza eksi 8 olacak. Mevzu budur arkadaşlar. Temel olarak hatırlamamız gereken iki kökü varsa ortak çözümün delta büyüktür 0. Delta da b kare eksi 4 ac'ydi. B olmadığı için x'in katsayısı sayısı 0 diyoruz. Gelelim şimdi buraya. Bakın bir doğru var. Ne diyor bize? Parabolle y eşittir mx doğrusu birbirine teğet. Adım adım gidelim. Bundan da güzel bir yazılı sorusu olur. Simetri ekseni y ekseni demiş. Hemen ne diyeceğiz? simetri ekseni y eksenindeyse bunun tepe noktasının apsisi nedir? 0. Çünkü arkadaşlar bu doğrunun diğer bir adı nedir? x eşittir 0 doğrusu. x'lerin 0 olduğu doğrudur bu doğru. Doğal olarak burada o zaman önce tepe noktasının apsisinin 0 olduğunu fark et. Eksi b bölü 2a eşittir 0 olmalı. Bu yüzden a eşittir 4. Yani bu parabolün denklemi x kare artı 4 şeklinde. O zaman x kare artı 4'e hangi denklem teğet? Mx. Bak yine ne yapıyorum? Ortak çözüm. At sol tarafa. x kare eksi mx artı 4 eşittir 0. Teğetse neydi? Delta eşittir 0. Yaz. M kare eksi 16. B kare eksi 4 acende. Eşittir 0. M buradan 4 mü? Eksi 4 mü? Nereden bileceğiz hocam? Sakın deme. Analitik gördün. Sağ yatık olan doğrunun eğimi neydi? Pozitif. O zaman bu m 4 olması gerektiğini söylüyor. M 4 olduğuna göre doğrunun denklemine geldi y eşittir 4x. Şimdi arkadaşlar üçgenin alanı için AB ve BO uzunluğunu bulmam lazım. Onu nasıl bulacağız? E i̇şte ortak çözüm y eşittir 4x bu parabolle doğruyu ortak çözelim artık x kare artı 4 eşittir 4x x kare eksi 4x artı 4 eşittir 0 x eksi 2'nin karesi eşittir 0 gerçekten çift katlı yok. Bakın bir fonksiyon parabolle doğru teğetse kökünüz çift katlı gelmeli. Teğet kökler çift katlıdır unutmayın. Doğal olarak arkadaşlar burada kökümüz absisimiz 2 oldu. Ordinat nasıl bulacağız? İster doğru da yerine yaz. istersen de parabolde. Parabolün denklemi x kare artı 4. Yaz yerine 2 yine gelir 8. Doğrunun denklemi 4x. Yaz yerine 2 yine gelir 8. Çünkü aynı nokta sağlamalı zaten. Öbür türlü hatalı olurdu. Dolayısıyla burada 2'ye 8. Bir kenar 2, bir kenar 8. Üçgenin alanı 8 gelmiş oldu. Bu şekilde bakın. Teğet olmaya dikkat edelim. Delta eşittir 0. Tepe noktasının y ekseninde olması basit ama önemli bilgi. Diğer taraftan da ortak çözüm yaptığınızda delta da eşit iki kök gelir. Eğer şunun gibi bunun gibi iki noktada kesişiyorsa denklemin arkadaşlar iki farklı kökü gelecektir birbirinden farklı. Atıyorum biri 3 biri 2 gelir mesela. Ama burada birbirinin aynısı iki kök gelir, çift katlı kök gelir. Oradan da teğet olduğunu anlayabilirsiniz. Şimdi hafif dikkatli olmamız gereken bir soru. f parabolünün tepe noktası AB verilmiş arkadaşlar. f parabolünün tepe noktası bu ne demek? Hani basitçe size gösterirsem bir parabol düşünün. Pozitif demiş ya A ve B'ye. Şöyle bir denklem işte de bakın. A, B. Tepe noktasının apsisi A. Ordinatı B. Hemen şunu hatırlıyoruz arkadaşlar. Fx eksi A neydi? Fonksiyonu A birim sağa kaydırmak demekti. O zaman A birim sağa kayarsa tepe noktası da sağa kayar. Dolayısıyla tepe noktasının apsisi A, A daha 2 A olur. Birinci tepe noktasının apsisi diyelim buna. B artı B ne demek? B birim yukarı al demek. B, B daha 2 B olur. Sonra tepe noktası 2'ye bakalım. Gx fonksiyonu vermiş. A bak Gx fonksiyonu. Gx fonksiyonunun tepe noktası nedir? Bu zaten direkt parabol formatında yazmış. Formülümüz neydi? x eksi r'nin karesi artı k. O zaman r dediğim a. Bunun da tepe noktası a. Ve tepe noktası yine b geldi bakın. Gx fonksiyonu bu. T3'e bakalım şimdi. t 3'te g x eksi a. Yani... Parabolün tepe noktasının apsisi A birim sağa kaydı. 2A oldu. B birim aşağı gittim. Hangi parabolde? Şu parabolde. Çünkü G'nin tepe noktası A ve B. O zaman B birim aşağı gidersem ne olur? Sıfır. İşte size bu parabollerin tepe noktası. Kontrol edelim o zaman. 2A'ya 2B. Şöyle bir nokta. 2A'ya 2B. Sonra A'ya B. Böyle bir nokta. Bir de 2a'ya 0 böyle bir nokta. 2a 0 böyle oldu. Şu şekilde bir e, üçgenimiz gelmiş oldu. Dikkat ettiniz mi? Soru demiş ki dik üçgen. O zaman arkadaşlar hangi açımız 90 derece olacak? Şimdi baktığınız zaman şu olabilir mi? O olamaz. Neden biliyor musunuz? O zaman x eksenine paralel olur. Saçma böyle görüntü olur mu? Olmaz. O zaman A ile B aynı şey mi? Hayır. O zaman demek ki dik açımız neymiş? Burası. Şimdi dik açının bu olması sayesinde neye dikkat ederim? Böyle bir diki indirdik. Sonra ee, bu noktamız A'ya B noktasıydı. O zaman şurası B oldu. A bak bu da güzel B oldu. Bunun bana katkısı ne? Burası da B. Böylece arkadaşlar burada aslında muhteşem üçlü ikizkenar dik üçgen. Yani Şurası A'ydı. Burası da A. A B'ye eşitmiş arkadaşlar. A'nın B'ye eşit olması sayesinde hemen üçgenin alanı 2B çarpı B bölü 2 eşittir 16. B buradan 4 oldu. Bunun sayesinde artık A'yı da 4 bulduk. Demek ki benden G8'i istiyor. X yerine 8 yazarsak bakın fonksiyonumuz bu. E, A'yı 4 bulduk. B'yi de 4 bulduk. 8 eksi 4 16. 4 daha 20 olmuş oldu bu güzel sorunun cevabı. Öteleme yaptık. Bir de dikkat edeceğimiz şey dik üçgen sayesinde muhteşem üçlüydü. Bir tane daha öteleme bakın. 3 birim sağa 4 birim yukarı ötelendiğinde gx x kare eksi 12x artı 37 parabolü elde ediliyor. Bunu bir sizin çözümünüzü merak ediyorum. Tabii ki soru kolay ama bir ne yaptığınızı nerede hata yaptığınızı söylediğim hatayı veya hata demeyeyim de fazla böyle bir durum var kalabalıklık. Onu bakalım yapacak mısınız merak ediyorum şimdi. Ee, burada bakın arkadaşlar. Bir de tavsiyem şu tabi 17'ye geldik ama olabildiğince önce bir kendiniz uğraşırsanız çok iyi olur. Burada arkadaşlar şimdi hocama 3 birim sağa ötelenmiş. O zaman ben burada fx eksi a fx eksi 3 derim. Bir de 4 birim de yukarı ötelenmiş deyip şöyle yazanlar olmuştur muhakkak. x 3'ün karesi Artı a çarpı x eksi 3 artı b artı 4. Burada hiçbir hata yok. Doğru bir işlem. Şimdi ben buna ikinci bir yol geliştireceğim birazdan. Sonra açarsın bunu. x kare eksi 6 x artı 9. Artı a x eksi 3 a artı b artı 4. x kare artı x'li terimin ne gelir? a eksi 6. Sonra x ve 9 artı 4 13 artı b eksi 3 a. Bu neye eşitmiş? X kareye. Artı x çarpı o zaman şurası e, eksi 12 olacak. Bu şekilde artı 37. Doğal olarak ne diyeceğiz? X karenin katsayısı bir tamam problem yok. X'in katsayısı a eksi 6 burada eksi 12. O zaman a neymiş arkadaşlar eşit olması için? Eksi 6'ymış. Şimdi burada yaz yerine 13 artı 18 artı b eşittir 37'den b'ye ne geldi? 6. Demek ki bunların çarpımı eksi 36. Birinci yol gayet yaptık bak hiçbir problem yok. Şimdi gayet bulduk değil mi? Ben bir de ikinci bir yolla yapacağım arkadaşlar. Tam kareye tamamlama metoduyla. x kare eksi 12x bana neyi hatırlatıyor biliyor musunuz? x eksi 6'nın karesine. Çünkü birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesi. Ama normalde bunun açılımı nedir? x kare eksi 12x artı 36'dır. Soruda ne var? 1. O zaman 1 eklerim. Demek ki bu parabolün denklemi neymiş? x düzeltiyorum şimdi bakın. x eksi 6'nın karesi bir de 1 ekleyince gerçekten yukarıdaki denklem oluyor. Şimdi bunun tepe noktası arkadaşlar ne oldu? 6'ya 1 değil mi? Ba tepe noktası 6'ya 1. Tersten gideceğim burada. 3 birim sağa 4 birim yukarı gittiğimde tepe noktası 6'ya 1 olan bir denklem elde ettim. O zaman artık ne söylüyorum? 3 birim sola git. Yani x eksi 6 artı 3 yap. Sonra e, tepe noktası ordinatı 1. Ne yapacağım? 4 birim yukarı çıktığımda o zaman 4 birim aşağı in. 1 eksi 4. Demek ki denklem neymiş? x eksi 3'ün karesi eksi 3. x kare Eksi 6x artı 6 cidden yine cevap eksi 6 çarpı 6 eksi 36 oldu. Ben ikisini de bilmenizi isterim. Tam kareyi tamamla yani bir nevi tepe noktası bilinen parabol haline getir. Sonra e, ters düşün. Normalde 4 birim yukarı gittiysen 4 birim aşağı git. İşte 3 birim sağa gittiysen 3 birim de sola git. Böyle yapabilirsin tersten giderek. Bakalım şimdi bu sorumuza. Yukarıda parabol ve parabolün tepe noktasından geçen doğru verilmiş. Bakın parabolün tepe noktasından geçen bir doğru. Buna göre 6a 8k bölü m oranı kaçtır diye soruyor. Şimdi ne yapabiliriz? Bir düşünün bakalım burada durdurup. Şimdi arkadaşlar 1. Ben şunu derim. Ah hocam en azından tepe noktasının apsisi 1 ordinatı m'ymiş. k eksi r'nin karesi artı m mantığı. Sonra aslında burada sana bir şey vermiş. Burayı sıfır eşitlersem x eksenini kestiği nokta belli. Al a parantezine x eksi 4. O zaman a sıfır olamayacağına göre çünkü eğim negatif bir sayı. Doğal olarak x ne oldu? 4. Gerçekten a'ya 4 ver sıfır oluyor. Demek ki sana kökü vermiş ki 4'e sıfır diye. Bu güzel bir şey. A'yı şimdi e, birazdan onu bile buluruz zaten. 4'e e 0. Parabolün tepe noktasının apsisi 1 ise ne diyorduk? Kökler tabii ki tepe noktasına eşit uzaklıkta. O zaman 4'ten 3 azaldı 1. Bir 3 azalırsa daha ne olur? Eksi 2. Cidden 4 eksi 2 bölü 2 1 yapıyor. O zaman arkadaşlar fonksiyonun diğer kökünü de bulduk. O zaman köklerden birini bir denklemde yerine yazalım. Bakalım ne olacak? 4'ü yazalım mesela. k çarpı 4 eksi 1 karesi 9 e, artı m eşittir 0. O zaman buradan ne geldi? 9K eşittir. Eksi M geldi. Bir de tepe noktası bu doğrunun üstündeyse onu da bir yerine yazalım bakalım ne oluyor. Ee, A eksi 4A eşittir M. Buradan da M'ye eşit oldu. Eksi 3A. Bakın nokta analitik düzlemde üzerindeki denklemi sağlar. Böyle temel bir yorum yaptım. O zaman artık ben... Ee, ne söyleyeyim 8K 6A. Şimdi M gördüğüm yere eksi 3A yazabilirim. Hemen burada bir tanesinde yazalım. M gördüğüm yere eksi 3A yazıyorum. Eksi 3A oldu. Buradan da artık en azından A'yı 3K olarak bulmuş oluyorum. Yazalım 6A. Sonra e, 6A. A gördüğüm yere 3K yazarsam 6 kere 3 18K yapar. Sonra eksi 8K git. E, M yerine de M eksi 3A. A da neye eşit? 3K'ya. O zaman burada A yerine 3K yazdığımız zaman M yerine de 3A. Demek ki M neymiş? Eksi 9K'ymış. Buradan da o zaman arkadaşlar eksi 10 bölü 9 oldu. Şıklarda yok. En azından ben hani böyle düzeltmiş olayım. O şık hatası olmuş sadece. Gelelim bu sorumuza. 2AB eşittir BC demiş. B kaçtır diye soruyor. Şimdi e, yine bir uğraşın bakalım bu soruyla da. Ufak bir noktamız var arkadaşlar. O da ne? Parabolle doğru aynı noktadan geçiyor. O zaman nokta denklemi sağlar. Ve bu noktanın apsisi tamam bilmiyorum ama ordinatı ne? Sıfır. yaz yerine. 0 eşittir x bölü 2 artı 1 X buradan ne geldi? Eksi 2. Bakın çok temel bilgiler ama çok önemli bilgiler bunlar. O zaman A'yı eksi 2'ye 0 bulmuş olduk. Sonra 2AB eşittir BC ne işime yarar acaba? Bak burası 2 birim şimdi. A o uzunluğu. C'den şöyle bir dik indirelim. Bak güzel bir şey oldu. Bakın arkadaşlar. Soru bana ne demiş? AB BC'nin yarısı demiş. Değil mi? Böyle A'yı 2A'de. Hatırlıyor musunuz? Çok basit bir bilgi. Benzerlik öyle gözünüzde bile sakın büyütmeyin ama üçgen çalışın. Lütfen geometri arkadaşlar yaza kadar düzgünce bir kez bitirmeye çalışın. Çünkü 12. sınıf veya gerçi 12. Sınıf, bu şu an izliyorsanız 11'siniz. çünkü arkadaşlar 12 de bizim için çok kıymetli. Geometri bizim fark atma dersimiz. Onu da araya sıkıştırmış olayım. Böylece temel benzerlik A'ya 2A, 2, 4 bu şekilde olmuş oldu. O zaman artık C noktasından indirdiğim uzunluk 1'e 2 orandan dolayı 4 gelirse C noktasının absiste ne olur? 4. Yaz yerine noktada denklemi sağlar. 4 bölü 2 2. 2 1 daha 3. Demek ki bu noktada 4'e 3'müş. İşte arkadaşlar burada parabolün üzerindeki diğer bir noktayı da bulduk. Bakalım o zaman. Parabol 1 0 verdiğinde eksi 5. O zaman C buradan ne olur? Eksi 5 yapalım y eşittir ax kare artı bx eksi 5. 2 parabolün üzerindeki bir noktayı demin ne bulmuştuk? Eksi 2'ye 0. Bak burası 2. Noktamız eksi 2'ye 0. Yaz yerine 4a eksi 2b eksi 5 eşittir 0. Sonra başka bir de 4'ü 3 bulduk. Onu da yaz yerine şimdi. 16a artı 4b e, eksi 5 eşittir 3. Benden B'yi istiyor. O zaman A'yı yok edelim. Şöyle bir çarpalım eksi 4 ile. 4, 8 daha 12A. Sonra e, eksi ne oldu? 20, 15. Öbür tarafa atarsak eksi 12. A, şey, A değil B burası. B o zaman buradan ne geldi? Eksi 1. Bu şekilde arkadaşlar. Bu da bence yazılıya uygun fena bir soru olmaz. Hem çok temel ufacık bir benzerlik yaptık hem de nokta denklemi sağlar. Bakın çok basit bir bilgi ama atlanıyor. O yüzden ben bu yazılı hazırlıkta bundan bahsetmek istedim doğrusu. Şimdi gelelim bu sorumuza. Şekilde verilenlere göre y eşittir fx parabolünün tepe noktasının koordinatları toplamı kaçtır diye soruyor. Bakalım ne yapabiliriz yine. Şöyle bir kontrol ettiğiniz zaman. Eksi x bölü 3 artı 1 şekilde verilenlere göre demiş. Tamam. E arkadaşlar yine nerede kesişiyor bunlar? y ekseninde. Burası x ekseni. O zaman bu para, bu doğrunun denklemi zaten elimde. x'e 0 verdiğin zaman y'si neymiş? 1. Demek ki parabol de 0'a 1'den geçiyor. Daha sonrasında ne? E, parabolün x eksenini şey doğrunun x eksenini kestiği yer parabolün de x eksenini kestiği yer. Yani c. O zaman y'ye 0 ver şimdi. x ne geldi? 3. Demek ki parabolün 1 e, kökü 3'e 0'mış. O zaman burası 1 ise kendi vermiş zaten. Burası kaç? 1. Demek ki bu noktada 1'e 0. Artık parabolü biliyoruz arkadaşlar. Yapalım. Parabolün kökleri de belli. x eksi x1. x eksi x2. Baş kat sayıyı unutma. Eşittir y. Onu nasıl bulacağım? Tamam kök elimde bu elimde bir de nokta denklemi sağlar. Yaz şimdi yerine. a çarpı eksi 1 çarpı eksi 3 eşittir 1. A da buradan 1 bölü 3 geldi. Demek ki y eşittir 1 bölü 3 x eksi 1 çarpı x eksi 3. Benden ne istiyor? Tepe noktasının koordinatları toplamını. O zaman arkadaşlar burada yapacağımız şey ne? Tepe noktasının apsisi. Tepe noktasının apsisi neydi? Kökler toplamının yarısı. 1 artı 3 bölü 2'den 2. Artık apsisi biliyorum. Yazalım 2. Ordinata gelelim. Yaz yerine 1 bölü 3, 2 eksi 1, 1, 2 eksi 3, eksi 1. Buradan da ne oldu? Eksi 1 bölü 3. Demek ki bunların toplamı da 5 bölü 3 olmuş oldu arkadaşlar. Parabol ile alakalı şimdi son sorum. Devamında nereye geçiyoruz? Tabii ki eşitsizliğe bırakmıyoruz. A ve B pozitif gerçel sayılar olmak üzere. Evet şimdi Px x artı a'nın karesi artı b. Px parabolünün tepe noktası dik koordinat sisteminin birinci bölgesindedir. A ve B pozitif gerçel sayı demiş. Bakalım o zaman. Şimdi A ve B pozitif gerçel sayıysa dikkat. Tepe noktası neydi? X eksi R'nin karesi artı K şeklinde. O zaman e, burada dikkat edeceğin şey ne? Tepe noktasının apsisine sakın A deme. Eksi A. Çünkü ne yapılmış bak formüle göre? Eksi A çıkarılmış ki artı A'ya dönüşmüş. Bak bunlar basit ama önemli x eksi eksi a'nın karesi x artı a yapar. Dolayısıyla burası yaptığımız zaman tepe noktasının apsisi eksi oldu. Ordinat b şöyle bir parabol diyebilirim bakın. Kolları yukarı doğru böyle bir parabol. O zaman parabolün dik koordinat sisteminin nerede geldi tepe noktası? Birinci bölgesine değil ikinci bölgesine denk geldi. Bu yanlış oldu. Şimdi parabolün tepe noktasının apsisinin eksi a'ya b olduğunu biliyorum x eksi a ne demek unutmayın. Px eksi a demek a birim sağa gönder demek parabolü. A birim sağa gönderirsem eksi a artı a'dan sıfır olur. B birim aşağı gönder. B eksi b'den sıfır olur. O zaman tepe noktası orijinde oldu. Doğru. Bu ikincisi. Şimdi yine tepe noktamızın bu olduğunu unutmayalım arkadaşlar. X artı a artı b. Bu da ne demekti? Bak A birim sola artı A demek A birim solaydı. Eksi A eksi A'dan eksi 2 A olur. Sonra B birim yukarı atacağım. O zaman B birim yukarı attığımda da B artı B'den 2 B olur. Dolayısıyla bu da yanlış oldu. Çünkü eksi 2 A 2 B geldi cevabımız. Dolayısıyla mevzumuz bu olmuş oldu. Paraboli arkadaşlar böyle bir 21 tane soruda hem genel bakış yapmış olduk. ...hem de bayağı önemli yerlerden bahsettiğimi düşünüyorum. Şimdi aynı şekilde eşitsizliklerden de hatırlatacağım yerler olacak. Güzel tekrarımıza devam edeceğiz. Mola niyetine bir şeyden e, ufakta da bahsedeyim. Ben olabildiğince tabii her zaman fırsat olmayabiliyor bazen. O an dersin heyecanına kaptırıyorum kendimi. Bazen önemli şeyler olunca başka bir şey insanın aklına gelmiyor ama... ...kitap okumanın ben e, böyle önemli bir şey olduğunu biliyorum. Bak inanıyorum, düşünüyorum değil. Biliyorum. Tabi burada şöyle de bir şey var arkadaşlar. Ailelerde genelde kimse kitap okumaz. Okumanın öneminden bahseder. İşte öğretmen belki atıyorum kitap okumaz. Okumanın öneminden bahseder. Zaten hem istatistiksel olarak hem de okuduğunu anlama düzeyine bakınca e, gerçekten okuma problemimiz maalesef var. Bir de eskiden mecburiyetten insanlar okuyordu. Şimdi o da kalktı. Yani e, sosyal medya, internet bence çok faydalı. Bakın hem etkileşimli böyle ders yapma şansımız oluyor. Yani artık dünya bu anlamda hızlı olmaya gerek var mı o tartışılır ama en azından belli şeylere ulaşıyoruz, hızlanıyoruz. Teknolojinin artması katkılar sağlıyor eğer düzgün kullanılırsa ama insanlardan kaynaklı bu arada. Ben teknolojinin kendisinin kötü değil, insanların bazen yanlış yaptığını düşünüyorum. O yüzden de kitap okuma iyice dibe vuruyor doğal olarak ve bunun da insan faydalarını o zaman göremiyor. Yani bazen bu bana gerçekten gülüm kokusunu anlatmak gibi geliyor yani. Çok güzel kokuyor demenin hiçbir anlamı yok çünkü onu gerçekten insanın görmesi gerekiyor. Ya ne gerek var ki diyen arkadaşlar inşallah sonrasında fikri değişecektir. Çünkü arkadaşlar bakın izlemek aslında bir hücuma maruz kalmak oluyor. Bazen düşünmeyi paralize eder. Dinlemek yine aynı şekilde. Bir de özellikle fikir üzerine faydalı şeyler dinliyor veya izliyor olsanız bile sonuçta birilerine aktardıklarını beyniniz kaydediyor. Ama okuduğunuz zaman gerçekten hayal dünyanız zenginleşiyor. Çok basit bir örneğini söyleyeyim. Empati yeteneğiniz gelişiyor. İnsanın empati yeteneğinin gelişmesi demek insanca kalabilmesini sağlar. Analiz beceriniz gelişir ve bu gerçekten hayatınıza ciddi manada katkı sunar. Düşünce beceriniz gelişir Böylece de gerçekten insan olmanızın gereğini sergilemiş olursunuz. Becerileriniz de artar. Doğal olarak arkadaşlar sadece böyle hani faydacılık ilkesiyle bakarsak evet kitap okumak gerçekten güzel. Ama diğer taraftan da ben insanın kendini ifade etmesini önemli buluyorum. Yarın öbür gün güzel işler yapacaksınız inşallah. O işleri anlatabilmek de çok kıymetli. Bunu sadece öğretmenlik bazı, bazında düşünmeyin. Sonuçta insan yaptığı işi sunabilmeli. Bunu böyle show manasıyla demiyorum. Sunabilmelisin. Neyin ne olduğunu, ne anlatmak istediğini, neye hitap edeceğini anlatman gerekiyor. Çok basit örneğiyle söylersek bu her yıl artık iyice zıvanadan çıktı o tarz şeyler biraz ama eskiden çok daha bence başarılıydı. İşte bu Apple'in e, lansmanları olurdu. Adamın orada anlatmasını dinliyorsunuz mesela. Olaya hakimiyet ayrı bir şey ama bunu sunması. ...ve gerçekten sana hani bunu empoze etmesi tabiri caizse o açıdan başarılı. Diğer şeyler eleştirilir de o açıdan çok başarılı. Ama tabii ki bu insanlar e, sadece teknik anlamda becerileri yüksek olduğu için değil. E, kitap okumak insanların hep hayatının bir parçası. Aslında kitap okumaya böyle zaman ayırma kavramı değil de... ...kitap okuma hayatının bir parçası olması gerekiyor. Bu e, Bir de şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. İnsanın espri yeteneğini bile geliştiriyor ya gerçekten yani. Ha tabii burada şu var. Bunların hepsinin belli bir garantisinin olduğunu belki söyleyemem. Kitap okuyan bir insan süper insandır değil. Olma ihtimalini arttırır. Matematiği iyi olan bir insan ahlaklı bir insan diye bir şey yok ki. Bunlar arkadaşlar insana yol kazandırıyor, yol veriyor. Biraz yolunuzu çizmenizi sağlıyor ve gerçekten olgunlaşma anlamında bunların ciddi katkılarının olduğunu düşünüyorum. Yoksa salt böyle kitap okumak iyidir yani çok lüzumsuz bir cümle oluyor buradan da şeye varacağım ben e, bazen kendi e, değerlerimizden uzaklaştığımız için bunu bir klişe olarak söylemiyorum e, tam tersi gerçekten herkesin ağzında böyle sakıza dönüştüğü için bu değerler değerler eğitimi hatta dersleri falan var niye artık hiçbir faydası olmayan şeyler bahsedildiği için ders haline getirince bir de, bir de iyice zıvanadan çıkıyor dolayısıyla benim kastettiğim değerler mesela bir Yunus Emre. Bu topraklarda sonuçta doğmuş, büyümüş birisi ve gerçekten insan birisi. Elimin altında kitabın adı Hüsrev Hatemi'nin Ne Etti Bu Yunus Ne Etti diye bir kitap arkadaşlar. Hangi yayından? Pan yayıncılıktan çıkmış. Bu kitap mesela bence kenarda durulabilir. Niye biliyor musunuz? Yunus Emre arkadaşlar hangi inanç sistemine sahip olursanız olun. Hangi düşünceden olursanız olun, bence çok insan birisi. Tabii ki kendisi hani bilenler bilir sonuçta. Tasavvuf ehli bir insan. O yüzden inanç olarak herkese uymayabilir ama bence insanlık anlamında çok şey söylüyor. Hayatınızın devamında bence şunu yapabilmelisiniz. Mesela diyelim siz e, Müslümansınız. Bence bir Müslüman olarak bazen bir Hristiyanın, bir Yahudi'nin yaptığı şeyden olumlu etkilenebilirsiniz. Örnek vereyim mesela Hristiyan ilahisi onlar da Allah'ı anıyor. Ee, özellikle İstanbul'da yaşayanlar bilir. Gidersiniz mesela bir tane kiliseye bazen denk geldiğinizde hani İstanbul'da tarihi eserler kapsamında olan kiliseler var ya. Orada mesela ilahiye denk geldiğiniz zaman onun da samimiyetle ettiği Allah'a duadan etkilenmemek bence biraz e, böyle Nasıl ne diyelim ona kalp kuruluğundan olabilir çünkü tabii ki e, her şeyini birebir almak ve inanmak zorunda değilsin ama bence bazen insanların samimi hissiyatına da saygı duymak lazım yani bazen nerede doğduysanız oranın dinine mensup oluyorsunuz gibi oluyor o yüzden hani o kısımlara girmeyeceğim ama bence olumlu taraflarından hep etkilenmek lazım örnek veriyorum siz ileride matematikçi olacaksınız belki ama bence fizik bilimiyle de biraz içli dışlı olmak size katkı sağlayabilir. Ya da tam tersi özellikle fen bilimleri alanında çalışacaksanız matematikle doğrudan ilişkili olmak veya dolaylı yoldan ilişkili olmak çok katkı sağlar. Hatta şunu söyleyeyim bazen böyle fikren uyuşmadığınız insanlardan bir şey okumak veya dinlemek tabii ki karaktersizlik anlamında demiyorum. Çünkü her fikrin uyuşmaması karaktersizlik anlamına gelmiyor. O nazarla da bakmayın o yüzden ciddi böyle kırmızı çizgilere aşan derecede değilse farklı fikirlerden bir şeyler okumak arkadaşlar dinlemek insanın empati yeteneğini geliştirdiği gibi bence birbirine de yaklaştırıyor insanları dolayısıyla Türkiye'de çok fazla ayrılıkçılık olduğu için çok fazla ötekileştirme olduğu için ben Yunus Emre'ye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum çünkü insan eğer kendi dertlerinden uzaklaşırsa insan sadece kendini önemseyen bir varlık olmaktan çıkarsa bence o o zaman biraz daha olgunlaşıyor. Dolayısıyla bu anlamda da önemli insanlardan biri olduğunu düşünüyorum ben. Ve çok sade bir dili vardır. Çevirerek tabii ki daha iyi anlaşılıyor ama çevrilmeden bile bazı cümlelerini, bazı ee, şiirlerini anlayabilirsiniz. İki cümlede hayatın özeti gibi cümleleri var. Ben bazen böyle ondan birkaç böyle bir parça okuduğumda hakikaten e, etkileniyorum. Yani o sadelik beni inanın böyle onun saflığı ve sadeliği beni de biraz sade hissettiriyor. O anlamda da bazen böyle açıp birkaç sayfa bakıyorum. Mesela kitabın zaten kapağında da şu yazıyor. Yunus Emre Türk dillerinin Anadolu Türkçesi alt başlığının ilk büyük şairidir. Yunus Emre kendini övmeyip kınayan, sadece davasına ve sevdiğini öven melame mistiklerinin Anadolu'daki ilk büyüklerindendir. Yunus Emre bizimdir, bizdendir. Fakat sadece bizim değildir. Ayrıca bütün insanlığın büyüklerindendir. Yunus Emre Saint George'u sever. Hazreti İsa'yı sever. Hazreti İsa, Hazreti Musa'yı sever. Bütün bunları kendisine öğreten Hazreti Muhammed'i çok sever. Kimi sevmez onu söylemiyor. Diyor ki ben dava için gelmedim dünyaya. Sevgi için geldim. Oradan mesela bir parça okuyayım size. İşitin ey yarenler aşk bir güneşe benzer. Aşkı olmayan gönül meseli taşa benzer. Taş gönülde ne biter dilinden AĞU tüter. Nice yumuşak söylese sözü savaşa benzer. Aşkı var gönül yanar yumuşanır muma döner. Taş gönüller kararmış sarp katıp kışa benzer. Münkir sözünü bilmez sözü ileri varmaz. Neye teşbih edersin anlanmaz düşe benzer. Bak buradan bile anlayabilirsin ama Hemen yan sayfasında da bunun anlamı yazıyor. O yüzden hani bazı cümleler eski Türkçe olduğu için kafa karıştırabilir gibi olduğu an okursun. Diyor ki mesela ey arkadaşlar işitin aşk bir güneşe benzer. Aşkı olmayan kişi de bir taşa benzetilebilir. Taş gibi yürekten ne bitebilir ne yeşerebilir. Aşkı olmayan kişinin dilinde zehir tüter. Ne kadar yumuşak söylemeye gayret etse bile sözü kavgayı andırır. Aşkı olan gönül yanar. Yandığı için de yumuşayarak muma döner taş yüreklerde kararmış katı ve kış mevsimi gibidir. Aşkı ve aşkı inkar eden kişi ne söylediğini bilmez. Sözü de etkisizdir. İnsanın içine işlemez, ileri varamaz. Onun sözlerini neye benzetebilirsin ki? Anlaşılmaz bir rüyaya. Düşe benzer onun sözleri. Böyle bakın yanında da işte açıklaması oluyor. Son olarak bir de şu çok meşhur bilinen işte. Ben gelmedim dava için, benim işim sevi için. Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim. Dost esreyi deliliyim, aşıklar bilir neliyim, değiştirip ikililiği birliğe yetmeye geldim. Bunlar bizim değerlerimiz. Bazen böyle farklı insanlar e, hak et yani değerini anlamayan ve hak ettiği değeri vermeyen insanlar sahiplendiği için bazen böyle insanlar sadece tek bir zümrenin malıymış gibi oluyor arkadaşlar. O yüzden de insan uzaklaşıyor. Yani e, Yunus Emre, işte Mevlana bunlar böyle bu Anadolu topraklarından çıkmış önemli insanlar aslında ama hep böyle belli şeylere indirgeyerek ya da böyle sadece özlü sözleri kenarda tutularak ya da bazen dediğim gibi aslında nefret dilinden besleyen, beslenen, sürekli nefret pompalayan, zulmeden, zalimce davranan ama diğer taraftan da işte bu tarz insanların arkasına sığınıp biz onların torunlarıyız diyen insanlar bunları sahiplenince bazen insan hiç bilmediği de bir kişi olunca ondan soğuyormuş gibi oluyor. O yüzden de ben bir kere daha hani bu insanların güzel insanlar olduğunu hatırlatmak adına bunu bir geçireyim istedim. Dediğim dediği gibi artık gerçekten kitapta da yani Yunus Emre hakikaten kimi sevmediğini söylemiyor ama diğer insanlar kimi sevmediğini açık açık söyleyip Yunus Emre'den beslenebiliyor. O yüzden e, onları baz almayın lütfen. Bazen insanın birisine olan nefreti hiç alakasız şeylere olan nefretini de doğurabiliyor. O yüzden olabildiğince nefret hissinden uzak olmaya çalışmak lazım. Kolay değil bunu anlıyorum ama olabildiğince bence uzak durmaya çalışmak lazım. Çünkü nefret arkadaşlar insanın içini bence biraz yıkıp küle döndüren bir e, duygu. Zor bir duygu. E, hepimizin içinde az veya çok doğal ülkede zaten sıkıntılardan dolayı olabiliyor. Ama Belli sıkıntılar kalktığında da ben o nefretin, o e, hüznün de birlikte kalkabileceğine inanıyorum. İnşallah güzel günlerde güzel şeyler konuşmak da nasip olur. Şimdi eşitsizliğe geçelim. Şimdi eşitsizlikte yine hatırlatacağım yerler olacak. E, tablo yaparken arkadaşlar tabloya fonksiyonların sıfırlarını yani denklemi sıfırlayan köklerini yazıyoruz. Baş kat bakıyoruz ama birden fazla denklem varsa her birinin ayrı ayrı baş kat sayısına bakıyorum. Bakın bu başlı başına bir denklemdir. Bunun katsayısı pozitif. Bu başlı başına bir denklemdir. Parantez içinde x kare eksi 4 x artı 3. En büyük dereceli teriminin kat sayısına bakacaksın. Baş kat sayısı artı. Sonra bu bir denklemdir. dolayısıyla bunların hepsi ayrı ayrı fonksiyondur. En büyük dereceli teriminin kat sayısı da bak burada eksi. Doğal olarak bu soruda Tabloyu yaparken ne ile başlayacağız? Eksiyle başlayacağız. Dolayısıyla birden fazla denklem olduğunda en büyük dereceli terimlerinin katsayılarının çarpımıdır. Tamam mı? Artıysa artı artı, eksi ise eksi gelir. Şimdi bundan sonra köklerine bakalım. Çift katlı kökleri ne yapıyoruz? İşaret değiştirmiyoruz. Çünkü onun grafiği şunun gibidir. Bakın göstereyim. Mesela bir tane fonksiyon olsun. Çift katlı kökte böyle olur. İşaret değişmez. Artı artı olur. Ya da atıyorum böyle, buradan da teğet olabilir. Bak. Teğet olduğunda işaret değişmiyor. O yüzden arkadaşlar işaret değişmez çift katlı kökte. Şu görüntüden dolayı hakikaten bak. Arta olmaya devam ediyor. Ya da burada eksi olmaya devam ediyor. Ama tek katlı köklerin görüntüsü budur. Ekseni delip geçer tek katlı kökler. O yüzden fonksiyon işaret değiştirir. Eksi ise artıya, artıysa eksiye döner. Doğal olarak burada bakalım şimdi köklerimize. Bu denklemin kökü gelmeyecek bak. Deltasını bulun. Çarpanların ayrılmıyor. Deltası b kare... Eksi 4 ac ne oldu? Eksi 3 a kök gelmedi ne olacak o zaman? Tamam kökü olmayacak o bize bir katkı sunmayacak. x kare eksi 4 x artı 3 çarpanlarına ayrılıyor. x eksi 3 çarpı x eksi 1. Bir kökümüz 1 geldi. Bir kökümüz 3. x üzeri 4'ü 0 eşitlemeye sakın unutma. Bunun kökü de 0. Sonuçta arkadaşlar x üzeri 4 de bir fonksiyondur. Bunu hani unutmayın bunun günahı yok. Yani hani şöyle eksi ax artı b oluyor fonksiyon oluyor da bu fonksiyon olmuyor mu? Olur tabii ki. Sadece burada sıfır çift katlı olacak. Neden? x üzeri 4. Bu aslında şu demektir. Bak uzun yazayım. Bunun da kökü, bunun da kökü, bunun da kökü, bunun da kökü. 4 tane kök sıfır olduğu için kök sayısı çift. O zaman sıfır çift katlı. Diğer kökümüz 1. Diğer kökümüz 3. Eksi ile başladık. Tek katlı işaret değiştir tek katlı işaret değiştir. Sonra çift katlı işaret değiştirme. Doğal olarak büyüktür sıfır olduğu yer 1 açık 3 açık aralığı oldu. Sağlayan tek tam sayı değerimiz de buradan ne geldi arkadaşlar? 2. 1 ile 3 arasında sadece 2 var. Şimdi gelelim buraya. Eşitsizliğini sağlayan en küçük iki tam sayının toplamı kaçtır? Bunu özellikle hep koyuyorum ben. Çünkü şöyle yapanlar oluyor. Hemen sadeleştiririm hocam. X eksi 4 büyüktür 1 derim. Bakın bir kere daha uyarayım. Daha öncesinde de söyledim. Normalde arkadaşlar biz matematikte aslında sadeleştirme işlemini doğru bulmayız. Neredeki sadeleştirme işlemini? Şöyle olanı. Paylar sadeleştirilmez. Neden? Yanlışlıkla sıfırsa eğer ifadeler hatalı bir sadeleştirme yapmış olabilirsin. Ama şunları sadeleştirebilirsin, problem yok çünkü payda sıfır olamaz. Pay ve payda sadeleştirilebilir ama aynı hizadaki bu paylar sadeleştirilemez. Peki neden hocam? Bakın size bir örnek vereyim. Hani bu meseleyi kapatalım artık. X eksi x çarpı 3 eşittir y eksi y çarpı 4 diyelim. Bakın arkadaşlar, hatta şöyle yapayım ya niye öyle yapıyorum ki böyle yapayım? E, sadeleştiriyorum hocam. Bunlar gider. Böylece 3 eşittir 4 oldu. Yılların meşhur böyle ilkokulda öğrencileri kandırma taktiği. ÖSYM bir kere bunu soru olarak sordu hatta. Öğrenci nerede hata yapmıştır? Gidip sadeleştirirsen böyle hata yaparsın işte. x eksi x sıfır. Sıfırlar matematikte sadeleşir mi? Hayır. O zaman sadeleşince ne oluyor? Bak 3 eşittir 4. İşte denklem sorularında değişken olduğu için, x'i bilmediğin için bunu yapma. E ben ne yapacağım hocam? Öbür tarafa atacaksın. Alacaksın mesela bir tane soru gördün diyelim. x eksi y çarpı 3 eşittir x eksi y çarpı 4. x eksi y parantezinde alırsın bunu buraya. 3 eksi 4 dersin. x eksi y çarpı eksi 1 eşittir 0 dersin. Garanti olan doğru olan budur. Peki ne zaman sadeleştirebilirim hocam? Sana kabak gibi kocaman şunu verir böyle. X eşit değildir Y'den. Bu ne olur o zaman biliyor musun? X eşit değildir Y derse bunların farkı bir reel sayıdır sıfırdan farklı. Evet bu bir sıfırdan farklı reel sayı olduğu için sadeleştirirsin. Tabi bunu böyle yapayım artık. Sadeleştirdiğin zaman da gerçekten bakın böyle bir eşitlik olur. Başka bir örnek vereyim size. X eksi 2 çarpı 4 eşittir. X eksi 2 çarpı 5 mesela. Bak bu sadeleştirirsen eğer X 2 olsun. Sadeleştirirsen Ne oldu? 0 eşittir 0'dan şey sıfırları sadeleştirdiğinden 4 eşittir 5 saçmalığı oldu. Başka bir örnek vereyim ama diyelim hiçbir bilgi vermedi. x eksi x eksi 3 eşittir x eksi 2 çarpı e, 2x eksi 4 dedi. 2x eksi 5 dedi. Yapacağın iş şudur. Bunu atarsın sol tarafa veya sağ tarafa alırsın x eksi 2 parantezine hem kökte kaybetmemiş olursun. Bak olay bu. Buradan bir kökün 2 gelir. Buradan da bir kökün artık e, eksi 2 gelir. Olay budur. Bu şekilde arkadaşlar yapın. Hocam ben illa sadeleştireceğim diyorsan denklem sorusunda burada kenarda şunu yapman lazım. x eşittir 2. Bak kök kaybedersin yoksa. Bunu sadeleştirip eğer köklerden biri 2 demezsen sadece bir kök gelir. x eşittir eksi 2 o da hatalı olur. Dolayısıyla payları sadeleştirirken ben tavsiye etmem ama illa sadeleştireceksen kenarda bu Sayıyı yazmayı unutma ancak bunların hepsi bir yana sakın eşitsizlikte sadeleştirme yapma çünkü sadeleştirme yaptığın zaman kök kaybedeceğin için e, tabloya yazamayacaksın onu yazmayınca da tablon değişecek böylece tablonun hatalı olduğu için soru yanlış gelecek. %99 yanlış gelir, %1 ihtimalle doğru gelir. Sonra şey zannedersin. Ya hoca o kadar konuştu da ben yaptım oluyor. Sakın bunu yapmayın. Bak. Matematiğe muhalif hareket ederseniz ÖSYM yakalar affetmez. Çünkü ben bunu düşünüyorum. Soru yazan insan düşünemiyor mu zannediyorsunuz? Diyorum ya. Gidiyor sana öğrenci hangi adımda hata yapmıştır sorusunu mis gibi bir yerleştiriyor. Sen de o zaman "Aa" diyorsun. Hakikaten adam benim yaptığımı buraya koymuş. Dolayısıyla bunlar önemlidir matematiksel olarak doğru değildir. O yüzden ben uygun bulmam. Kök kaybedersin bu yüzden uygun bulmam. Bir sürü sıkıntı çıkarabilir bu yüzden uygun bulmam. Olay budur aslında. Esasa uygun hareket etmek lazım. Eşitsizlikte direkt tablo hatalı olacağı için payları sadeleştirme hakkın yok. Paydaları sadeleştirebilirsin. Pay ve paydayı. Örnek demin dediğim gibi. Bunu sadeleştirme hakkın var. Çünkü zaten payda sıfır olamaz. Kök kaybetmezsin. Dolayısıyla yapalım şimdi. Atacaksın bunu sol tarafa x eksi 2 çarpı x eksi 3 ikisinde de var. x eksi 4. Burada komple x eksi 2 çarpı x eksi 3 parantezini alırsak 1 kalır. Büyüktür sıfır olur. Şimdi gel bak köklerim ne? 2, ee, 3 ve 5. Artı, eksi, artı, eksi değil mi? Sonuçta köklerimizin hepsi tek katlı. Doğal olarak büyüktür sıfır olan ne? 2, 3, birleşim, 5, sonsuz. Sağlayan en küçük iki tam sayının değeri de nedir? Burada açık aralık olduğu için en az 6, 7 toplamları 13 olur. Bu şekilde bakın hallederiz. Bak sadeleştirseydik ne olurdu? Sadeleştirdin diyelim bunları. X eksi 4 büyüktür. Çözüm kümen normalde bak buyken sadeleştirdiğin an bu oluyor. X büyüktür 5 oluyor. E benim çözüm kümen buydu ama işte bu yüzden arkadaşlar sadeleştirme yapmayın. Şunu kabul etmiyorum. Bazen böyle defans uygulayan arkadaşlar oluyor. Aman ne olacak ki? Aman ne olacak ki? Aman ne bitecek ki? Bu arkadaşların hedefi yüksek olmaması lazım. Yani 15 net bana, 20 net bana yetiyor diyorsanız tamam. Ama yok yetmiyor diyorsanız ee, bence düzgün çalışmak gerekiyor. Düzgün öğrenmek gerekiyor. Bir de hemen şunu söyleyeyim. Seneye inşallah güzel güzel YKS'ye çalışıyor olacaksınız inşallah. Allah kısmet ederse. Bakın arkadaşlar kendi yorumlama becerinizi öğretmenin anlattığıyla birleştirdiğiniz ölçüde başarılı olursunuz. Bazen şöyle zannediliyor. Derece yapan öğrenci hiç etrafınızda var mı bilmiyorum ama bu öğrenciler öğretmen dinler. Bu şey dogmatik olarak sorgusuz sualsiz manasında demiyorum. Öğretmeni dinler, oradan ne anlayacağını kapar. Faydasız bulursa öğretmeni, oradan kapabildiği şeylere bakar. Faydalı bulursa da Bazen dinlemiyormuş gibi görünse bile dinler. Çünkü orada o akıllı davranıyor. Kendine faydacılık ilkesiyle yaklaşıp öğretmenden de öyle yararlanıyor. Sadece bazıları hani burnundan kıl aldırmaz. Yani biraz daha egolu olabilir sana onu hissettirmez. Bazen zoruna gidiyor insanın. Mesela çok çalışıp çalışmadığını gösteren öğrenciler vardır. O yüzden kanmayın bak böyle şeylere. Siz gelin düzgünce beni dinleyin tamam mı? Ben zaten elimden geldiğince hem rehberliklerde ...doğru bilinen yanlışlardan bahsetmeye çalışıyorum. Çünkü bu YKS mükemmel ötesi enteresan taktikler uygulayacağınız bir sınav değil. E, o kadar fazla böyle sadece derece öğrencisi dememin sebebi... ...bu arada hani hep onları baz aldığınız için. Yoksa arkadaşlar ben e, orta halliden yükseğe kadar... ...hemen hemen her öğrenciyle çalışıyorum e, yıllardır. Tabii ki artık hani biraz daha yönelimim, e, hedefi yüksek olanlar... Hedefi yüksek olanlar burada netleri düşük de olabilir. Onda dert yok. Ee, ama biraz daha netleri yüksek olanlara kaymasının sebebi yaptığım çalışmaların artık biraz daha fazla öyle olmasının sebebiyle. Yoksa yani e, böyle hani özel bir tercihten ziyade malum yol bazen ayrılıyor. Düşünsenize ben şu an 10. sınıf 9. sınıf niye anlatamıyorum? Vakit yokluğundan. E, vaktim olursa inşallah ona da girerim. Kolay niye anlatamıyorum? Vakit yokluğundan bir yerde artık orada ayrılmamız gerekiyor. Dolayısıyla hangi öğrenci modeli olursa olsun bence başarıya ulaşan öğrenci sözünüzü özü kendi bildiklerini ve yorumlama becerisini öğretmeninden aldıklarıyla özümseyenler oluyor. Bunu özellikle söyleyeyim. Defans uygulamayın o yüzden. Kafanıza takıldıklarınızı sorun, sorgulayın ama gıcıklık yapmayın kendinize. Yani o bir, ...onu bir misyon edinmemek lazım. Neden ki? Neden ki? Niye ki? Neden ki? Bak bu sana fayda vermez. İçinde biraz böyle ee, sıkıntı doğur. Ama anlamaya çalışırsan ben bir noktada anlayacağına inanıyorum. M eşit değildir sıfır. Ve x bir almalın alış fiyatını... ...FXMX kare artı 3X 4 satış grafiğini göstermektedir. Kar daima 3 TL'den fazla olduğuna göre... M'nin alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Kar nedir? Satış eksi alış. O zaman Mx kare artı 3x artı 4 eksi e, alış fiyatı buydu. Bak satış eksi alış. Neymiş her zaman? 3'ten fazlaymış. O zaman karımız 3'ten fazla tamam. Ve her zaman böyle. Mx kare artı 2x artı 1 büyüktür 0 oldu. Ne zaman matematikte sayımız hep daima pozitif olur. Bakın kök olmamalı o zaman. Sonuçta attım sol tarafa. Her zaman eşitsizlik yaparken onu da hatırlatayım. Bir taraftaki sayıyı öbür tarafa atıp sıfırlayın. Çünkü biz denklemden yararlanarak tabloya kökler yazarız. Eşitsizliği öyle çözeriz. Sebebi budur. Doğal olarak arkadaşlar sıfırlarız bir tarafı. Ama burada kök olmamalı. Çünkü kök olursa işaret değişir ya da çift katlı olsa evet işaret değişmez ama bir noktada sıfır olur. Bu daima pozitif olmasını istiyoruz sol tarafa atınca. Böylece o zaman artıyla bir başlayacaksın. Böyle devam edeceksin. Bu da bana neyi anlatıyor? Bunun reel kökü yok. Ve baş kat sayısı pozitif olmalı ki artıyla başlayayım. Yapalım o zaman. Reel kök yok neydi? Delta küçüktür sıfır. 4 eksi 4m küçüktür sıfır. 1 küçüktür M olmuş oldu. Büyüktür M pardon. Diğer taraftan da M pozitif sayı olması lazım. M o zaman sıfırdan büyük. O zaman M birden büyük geldi. Şurayı düzeltelim. O en büyük değil en küçük olacakmış. Yanlış yazmışım. E, M birden büyük olacak. Alacağı en küçük tam sayı değeri de 2 olmuş oldu. Şimdi gelelim buraya. Eşitsizliğini sağlayan kaç farklı tam sayı değeri vardır? Şimdi arkadaşlar Hemen size şunu söyleyeyim. Bak bazen böyle sizi hafif şaşırtmak için yorumlar verebilir. Ben bunu gidip çözeceğim. Sakın. Üçe ne verirsen ver üstüne. Her zaman pozitiftir. Matematikte bir pozitif sayı. PS diyeyim buna. Bir pozitif sayının herhangi bir kuvvetini aldığında negatif olma şansı yok. Bilmek zorunda değilsiniz. Sadece bir grafik göstereceğim size. Bunların grafiği budur. Hiçbir zaman sıfıra değmiyor bile. Hep daima pozitif oluyor demektir. Grafik olarak da görün. Bu üstel fonksiyon deriz biz bunlara. A üzeri x fonksiyonları üstel fonksiyondur. Ve A birden büyükse, şey A pozitifse pardon. Ne verirsen ver bunu sıfırlayamazsın. Düşünsene 3'ün hangi kuvveti sıfır? Öyle bir ihtimal yok. Negatif kuvvetlerinde bile sadece bak ne oluyor? Ters çeviriyorsun. Basit kesir oluyor. Ama asla sıfır olmaz. Bu daima pozitif. O yüzden bunun üstünü kapat. Ne verirsen ver burası pozitif oluyor. Sıfır versen üstüne bir. Eksi versen ters çeviriyorsun. Üstü sayılarda eksi yapmak ne demek? Kesir ters çevirmek. Kesir ters çevirince işaret değişir mi? Hayır. O yüzden o gitti. Yukarının kökü çarpanlarına ayırırsak. X artı 3. X eksi 2. Aşağısı x kare parantezinde 4 eksi x kare. Şimdi büyük eşit sıfır. Hemen arkadaşlar şuna dikkat edelim. Ben yazıldı hata yapmamanız için ve gerçek sınavda da öyle. Hep şunu yaparım. Paydayı sıfıra yapan değerleri hemen kenara yazarım bunları unutmamak için tamam mı? x eşit değildir 2, x eşit değildir eksi 2 ve x eşit değildir 0 olması lazım. Paydanın sıfırlayanları soruyu hatalı yapar. Şimdi ne yapacağız? Tabloda 4 eksi x kareyi de çarpanların ayırmayı unutma. 2 eksi x'e 2 artı x. Denklemi sıfırlayan değerlerimiz 1, x artı 3'ten dolayı eksi 3 tek katlı. Eksi 2 dikkat et buradan bir tane buradan bir tane. O zaman ne oldu toplam 2 tane 2 çift katlı oldu. Eksi 2 tek katlı. 0 ama x kare eşittir 0 yani 2 tane 0 vardır o yüzden 0 da çift katlı. Hemen burada duralım. Hocam bir saniye ben bunu sadeleştirmek istiyorum. Dert değil sadeleştirebilirsin. Sadeleştirdiğinde sadece kenara şunları yaz ki unutma. Dediğim gibi pay ve paydayı sadeleştirme hakkın var. Yok hocam ben unuturum şimdi falan filan dersen de hiç dert değil. Bütün sıfırları tabloya yazabiliyorsun. Pay ve paydayı sadeleştirsen de doğru. Sadeleştirmeden benim yaptığım gibi yapsan da doğru. Göstereyim bakın iki yolda. Bir Ben sadeleştirmedim diyelim. Eksi 3 tek katlı. Eksi 2 tek katlı. Sıfır çift katlı. 2 çift katlı. Yaptım böyle. Sonra bunları yaptım. Ne ile başlayacağım? Bak 2 eksi x'in işaretine dikkat et. 2 eksi x nedir? Eksi. 2 artı x, x'in işareti artı. x eksi 2'nin işareti artı. x artı 3'ün artı. x karenin artı. Ne yapıyoruz? Denklemlerin ayrı ayrı baş kat sayılarına yani en büyük dereceli x'lerinin üstlerine bakıyoruz. Dolayısıyla bu fonksiyon eksi ile başlayacak. Eksi. Sonra yine eksi işaret değişmez. Artı eksi. Büyük eşit sıfır diyor. O zaman bakın eksi 3 paydayı sıfır yapmıyor alabilirsin. Eksi 2 paydayı 0 yapıyor alamazsın. 0 paydayı 0 yapıyor alamazsın. 2 e, paydayı 0 yapıyor. Biz ne olmasını istiyorduk? Büyük eşit. O zaman alacağı değerler. Eksi 3 ile eksi 2 oldu ama eksi 2 kapalı. Eksi 3 var. Sadece bu var o zaman. Başka da değer yok. Bir tane geldi bakın. Diyelim sadeleştirdin. İkinci yoldan göstereyim. Hocam ben sadeleştirmek istiyorum dedim. Tamam. O zaman artık 2 eksi x ve x eksi 2 gitti. Ama 2 eksi x ile x eksi 2'yi sadeleştirince orada sadeleşmeleri eksi 1 oldu değil mi? 2 eksi x'i x eksi 2'ye bölersek eksi 1 yapar. Şimdi kökleri tabloya yazıyorum. Yine eksi 3 tek katlı. Sıfır çift katlı. Eksi 2 yine tek katlı. Şimdi ne ile başlıyoruz? Ee, eksiyle. Eksi, eksi, artı, eksi. Bak cevap yine değişmedi. Sadece... Neye dikkat edeceğiz? Burada paydayı sıfır yapan değerleri kenara yazmayı unutmayacağız. Gelelim buraya. İçler dışlar çarpımı yapamayız. Bunu bir ezbere binaen söylemiyorum. Matematikte arkadaşlar eşitsizlikte iki sayıyı çarptığınızda birisi negatifse eşitsizlik yön değiştirir. Ama işaretler aynıysa eşitsizlik yön değiştirmez. Ama x değişken o zaman işareti de değişken. O yüzden işte içler dışlar yapamayız. Bu hatayı riske edemezsin. Sorun yanlış gelir. Ben yaparım hocam bazı sorularda tutar. Tamam o zaman zaten yazıldan iyi not alamazsın da. Bir de sınavın da gider yani. O yüzden diyorum ya bunlara direnç uygulamaya gerek yok. Çünkü doğrusu şu. Biliyor musun işaret değiştirdiğini? Bilmiyorsun. İşaretini biliyor musun? Hayır. Sana veriyor mu soruda bak. X pozitiftir negatiftir bir şey diyor mu? X eksi 2 pozitiftir negatiftir diyor mu? Hayır. Biz sadece bu eşitsizliği sağlayan değeri bulacağız. O zaman payda eşitleyeceksin. Kafan da rahat edecek böylece. Pratik yol LGS'de kaldı arkadaşlar. Bak o bazı arkadaşlar LGS mantığından çıkamıyor. Orada hep muhabbet böyle pratik yol, hızlı yol, taktik, teknik muhabbetleri oluyordu ya. İnsan o alışkanlığı devam ettirmeye çalışıyor. Yok biz düzgünce öğreneceğiz. Biz çalışa çalışa pratikleşeceğiz. Pratik yollar bulmayacağız. Şimdi x kare eksi x kare artı 2x dedim. x eksi 2 x kareler gitti. 2x bölü x eksi 2 oldu. Bu da küçük eşit 0. Paydayı 0 yapan değeri kocaman yazalım ki unutmayalım. Bir kökümüz 0, bir kökümüz 2, artı, eksi, artı tek katlı kök çünkü bunlar. Dolayısıyla 0 alabiliriz. Problem yok. 2 alamam paydayı 0 yapıyor. Doğal olarak arkadaşlar bu soruda sağlayan 2 tane farklı tam sayı değeri geldi. 0 ve 1. Yazılı olduğu için ben tabii ki çözüm kümelerinde yazıyorum. Hani öğretmen gidip bunu sormak yerine, bana hadi git çözüm kümesini gösterdi diyebilir sonuçta. Evet, bu soru bir yıldız hak ediyor. Bak, yazılının güzel sorularından biri olur. Bizim için YKS anlamında da aslında bu tarz sorular önemli arkadaşlar. Ayet kitaplarını daha çok göreceksiniz. Şimdi. Ee, biz tabloya fark ettiyseniz eğer bakın hep kökleri yazıyoruz çözüm kümesinde de o tablodaki köklerden kaynaklı bak çözüm kümesi oluşuyor. Sonra bakın yine şu denkleme geldik eksi 3 2 işte yani kökler yazdık böyle oldu. İşte burada bak kökler yani hem tabloyu bulmamızı sağlıyor hem de e, çözüm kümesini görmemizi sağlıyor. O zaman bu bir ikinci derece fonksiyonmuş. Bu da ikinci derece fonksiyon. Çözüm kümemiz ne gelmiş? 2 4 ama 3'ü çıkar diyor. İlginç. Ben ne yaparım burada sizin yerinizde olsam hemen bir tablo oluştururum. Olayı anlayabilmek, analiz etmek, analiz etmek, parçalarını ayırmak, çözüme çözümlere ulaşmak için biraz yorum yapmak sonra hemen çözüme geçmek. Yoksa e, şey sonra çözüme geçmek, hemen geçmek değil çözüme. Böyle yapayım. Bakalım bunlar kök olur mu? Yani 2 4 3 gerçekten denklemlerin kökü mü acaba? Şimdi Eksi olması için o zaman bu aralıkların eksi olması lazım. Burasının artı olması gerekiyor. Burasının artı. E işaret değişmiyor. Demek ki 3 neymiş? Çift katlı. E Bu arada 3'ü denklemden çıkarmış ama normalde 2-4 e, kapalı aralığı da olabilirdi. O zaman sana mesajı ne? 3 paydayı sıfır yapıyor. Çünkü sonuçta bak küçük eşit. Normalde eğer payın kökü olsaydı bu 3'ün ikisi de hiçbir problem olmayacaktı. Denklemi sıfırlayan değeri alabilirsin demektir bu küçük eşit. Ama alamıyorsam demek ki bu nasıl sıkıntı yaratır? Nasıl bu denklemde eşitsizliğin çözüm kümesine dahil olamaz? içinde olduğu halde paydayı sıfır yaptığı için. Demek ki bu denklemin köklerinden biri x eksi 3. Böyle olamaz mı hocam? Hayır. Bir şeye dikkat edin. 4'te açık aralığı. Bakın burası işte sorunun yıldızı noktası. E, ee, 4 yine denklemden çıkarılması için tanımsızlık yapması lazım. Sonuçta küçük eşit. Normalde niye bu kapalı değil? O zaman sana yine mesajı ne? Bu 4 diyor. Denklemin paydasının kökü diyor. Bak şöyle. X eksi 4. O zaman yine paydayı 0 yaptığı için diğer köküm x eksi 3. Sonra bakın bir baş katsayı fx bilmiyorum ne olduğunu. Ee, bir kökü arkadaşlar bunun 2. Diğer kökü de 3. Gördünüz mü? Cidden x eksi 3 2 tane olduğu için çift katlı kök. İstersen sadeleştirirsen alabilirsin zaten. Ama her türlü sadeleştirirsen de paydayı 0 yaptığı için 3'ü alamaman lazım. 3 bak denklemin paydasını 0 yapıyor. Attım. Sonra 2 ve 4 gerçekten köklerde tek katlı köklerde işaret değişiyor. Cidden fonksiyonun eşitsizliği 2. Paydayız 4 0 yaptığı için açık aralık bir de arada 3 değeri var. Bu 3 de fonksiyonu negatif pardon tanımsız yaptığı için paydayı sıfırladığı için alamadım. İşte arkadaşlar bu yüzden e, fonksiyonun denklemini bulduk alttakinin. x kare eksi 7 x artı 12 ymiş. Böylece 12 eksi 7'den toplamları 5'miş. Bu güzel sorunun cevabı. Gelelim eşitsizlik sisteminde ne yapacağız? Eşitsizlik sisteminde arkadaşlar dikkat edeceğimiz unsur ayrı ayrı eşitsizliklerin çözüm kümelerinin ortak kısımlarını alıyoruz. Tabloyu tek bir tablo yapabilirsiniz. Buna bir numaralı eşitsizlik diyeyim. Buna iki numaralı eşitsizlik. Ayrı ayrı köklerini bul. 1 bölü x eksi 2. 1 bölü x eksi 3. Büyüktür 0. Payda eşitle. x eksi 3. Eksi x. Eksi x artı 2. Bölü. x eksi 2 çarpı x eksi 3. x'ler gitti. Eksi 1 bölü x eksi 2 çarpı x eksi 3 oldu. Şimdi bundan sonra ne diyeceğiz? Bunun kökü 2 ve 3 baş kat sayısı eksi. Bak matematikte onu unutmayın. Eksi a'nın b'ye bölümü. Eksi a kesir çizgisi bölü b ya da a bölü eksi b. Hepsi aynı şey. O zaman o eksiyi hani şuraya atarsan daha iyi görürsün. Bak x eksi 2 çarpı x eksi 3'ün baş kat sayısı eksi geldi. O zaman tablodaki köklerimiz de 2 ve 3 olacak. Bunun da ne olmasını istiyoruz? Büyüktür 0. İkinciye gel sakın içler dışlar yapma. Ne yapıyoruz? Böyle. 1 eksi x kare bölü x büyük eşit 0. Çarpanlarına ayır soruları hep kökleri unutmamak için düzgünce 0, 1 ve eksi 1. Küçükten başlayarak tek tabloda yaz. Eksi 1, 0, 1. Hepsi tek katlı. Bu 2 numaralı denklemin eşitsizliği. Buna 2 diyelim. 1 numaralı denklemin eşitsizliğinde köklerimiz neler? 2 ve 3. 2 ve 3 de bu. Sadece bakın eşitsizlik sisteminde ne yapıyoruz? Ayrı ayrı tabloları birleştiriyoruz aslında. O yüzden yapacağınız iş gerçekten kesinlikle ve kesinlikle böyle bir durum. Şimdi hepsini önce kendi içinde değerlendir. Birincisinin büyüktür, şey, birincisinin büyüktür sıfır olmasını istiyorum. Kendi köklerinde işaret değiştirecek, eksiyle başladım. Başka sayısı eksiydi bakın. Artı, eksi, eksi, eksi. Kökler yoksa sakın işaret değiştirme. aman. Sonra gel. 2 numaralıya. 2 numaralıda da 1 eksi x kare. Eksi x kareden dolayı eksi. Payda'daki x'in işareti artı. Eksi bölü artıdan eksi. Sonra kök yok. işaret değiştirme. Köke geldiğinde işaret değiştir. 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 Şimdi artık ne istiyoruz? Ee, burada dikkat edeceğimiz şey ee, bir tanesinin, ikisinin de pozitif olduğu yer. Burada ikisini de sağlayan yer maalesef gelmedi. Bakın bu böyle. Bu böyle. O zaman ne oldu? Burada cevabı silelim. Boş küme geldi. Çünkü ikisini de sağlayan yer maalesef yok arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ne olması lazımdı biliyor musunuz? Böyle ikisini de aynı yer taranacak ki o zaman cevabı sağlayalım. Sadece orada şık hatası olmuş ona da takılmayın zaten. Mutlak değerde de şuna dikkat etmeniz yeterlidir arkadaşlar. Mutlak değerde eğer mutlak değer böyle bir denklemle çarpım halindeyse veya böyle bölüm halindeyse bir mutlak değer olacak. Arada artı falan olmayacak. Çarpı veya kesir çizgisiyle bölü. O zaman bunun kökleri çift katlı gibidir. Çift katlı değildir aslında çünkü bir tane kök gelir ama çift katlı gibidir. Niye öyle diyorum? Çünkü arkadaşlar bir mutlak değerin grafiği böyledir. Siz bunu çarptığınız zaman da burada eşitsizlikte işaret değişmeyeceği için, artıysa artı olacağı için ya da önünde diyelim mutlak değerin eksi var. Böyle olacağı için işaret değişmez. Çift katlı gibi davranır ve mutlak değerde bunu not edin. Dışın işaretine bakarız. İçinin önemli değil. Örnek veriyorum. 2 eksi x. Size grafiğini çizeyim hem görün mü? Grafiği budur. E nasıl oldu? Daima sıfır veya sıfırdan büyük değerler aldı. Bak neden? İçinin işareti önemli değil. Dışının işareti önemli. Ama ben şöyle bir şey yapsam size göstereyim bakın. Mutlak x artı 2'nin önüne eksi koysam bunun grafiğini yapıyorum. Daima negatif değerler alıyor. İşte o yüzden mutlak değerin içindeki değil dışındaki işarete bakacağız. Bunu bir hatırlatayım. Ne zaman mutlak değerin tek katlı kökü olur? Bir mutlak değerden böyle sayı çıkarırsanız. Çünkü bunun grafiği nedir biliyor musunuz? Bazen negatif bazen pozitif. Grafik çizmeyi bilmek uzun vadede çok önemli. Ben size şimdi hani bunları niye bilmiyorsunuz falan demem. Sadece şunu görün. Bir mutlak değerden sayı çıkarırsan, pozitif bir sayı çıkarırsan kök tek katlı gelir. Bulduğun köklere çift katlı muamelesi yapma. Ama bir mutlak değeri burada gösterdiğim gibi bir denkleme, bir sayıya, bir sayıyla çarpmak, bölmek olduğunda kökleri şunun gibi bir grafik çizeceği için çift katlı gibi davranır. O yüzden işaret değişmez. Bakın şimdi sorumuza dönelim. Bunları not edin. Sili. Ben sildim tabii geri alabilirsiniz. Şimdi bu soruya bakalım. Gerçekten şunu söyleyeceğim size. Bu denklemin köküne 2. İstersen 5 ver. Burası mutlaktan yine pozitif çıkar. İstersen 1 ver yine mutlaktan 0 çıkar. O yüzden bu 2'nin kökü çift katlıymış gibi oluyor. x eksi 3'ün kökü 3. x eksi 1'in kökü 1. Yap tabloya. 1 ee, köküm 1. 1 köküm 2. 1 köküm 3. 2 çift katlıymış gibi. Kat sayı sakın buna aldanma dediğim gibi. Dışın kat sayısı önemli. Artı. Çünkü mutlak değer dışarıya her türlü pozitif veya sıfır diye çıkar. O yüzden içinin işareti ondan dolayı önemli değildir. x eksi 3 tek katlı ve 1 tek katlı. Ne ile başlayacağım? Artı ile başlayacağım. Hepsi artı çünkü. Eksi, eksi, artı. Böylece ne olur şimdi bunun cevabı? 1, 3 ama 2 çıkarmalısın. Neden? Çünkü 2 payı sıfır yapar. Bu denklemde küçük eşit dememiş. O yüzden denklem sıfırlanmamalı. Cevabımız bakın C gelir. Bir mutlak değere bir pozitif sayı eklersen ne olur? Şunun gibi daima pozitif olur. Matematikte mutlak değerin alabileceği en küçük değer neydi? Unutmayalım. Sıfır. Mutlak değer uzaklık demektir. Asla negatif olamaz. Bu yüzden burası daima pozitif. Zaten şunu düşün. Normal kökünü bulmaya çalış. At sağ tarafa. Asla bakın mutlak değer negatif sayı eşit olamaz. Bu şaşırtmaca için verilmiş. Kökü bile gelmiyor. Daima pozitif o yüzden unutmayayım diye kocaman artıyı koydum. Geliyorum buna. Demin söylediğim gibi bir mutlak değerden bir sayı çıkarırsan bunun grafiğini çiziyorum kabaca. Şöyle bir grafiktir arkadaşlar. Bu yüzden bazı yerlerde negatif bazı yerlerde pozitif olur. Çift katlı kök demek asla işaret değişmiyor demek. İşte sebebi budur gerçek sebebi. Bundan sonra da demin söylediğim gibi bunu sıfıra eşitleyeceksin. Kökünü bulacaksın. Ne yapar? 2 olması için 6 veya 2. Gerçekten şunu söyleyeyim size. Sadece şunun işaret tablosunu yapacağım. Olayı anlayın diye göstereceğim. 2 ve 6'ya dikkat et. Bakın arkadaşlar. 6'dan büyük değerler verdiğin zaman bu denklem pozitif oluyor. Örnek 7 ver cevap 1 çıkıyor. Ee, git ama mesela buradan 0 ver. Buradan 0 şey 0 ver diyorum pardon. Buradan git mesela ama 3 ver. 3 verince ne oldu? Eksi veri negatif geldi. İşte bak işaret değişiyormuş. O yüzden mutlak değerden bir sayı çıkarırsan bunlar tek katlı olur. Mutlak değerden bir sayı çıkarırsan yine buradaki köklerimiz neler? 2 ve eksi 2. O zaman 2 ve eksi 2 arkadaşlar. Bu mutlak değerde yine nedir? Tek katlıdır. Şimdi yıldızlı durum. Bak. Fark ettiniz mi? Bir kökümüz 2 geldi. Bir kökümüz bir daha 2 geldi. Bir denklemde 2 tane kök gelirse, 4 tane kök, 6 tane kök aynı sayıysa çift katlı köktür. Önemli olan kök sayısının top, e, kökten kaç tane olduğudur. 2 normalde tek katlıydı payda. Payda da tek katlıydı. Toplam kök sayısı önemlidir. 2'den 2 iki kere geldi o zaman çift katlı kök oldu. Bu da çok önemli. Yani buradan baktım tek katlı buradan baktım tek katlı kök sayısı önemlidir. Buradan bir tane buradan bir tane 2 kök yaptı. Doğal olarak arkadaşlar köklerimiz eksi 2 tek katlı sonra 2 çift katlı oldu. 6 yine tek katlı. İşarete dikkat. Dışının işareti artı. Dışının işareti eksi. O zaman artı çarpı artı bölü eksiden ne ile başlayacaksın? Eksi ile. Sonra değiştir. Sonra değiştirme. Sonra yine değiştir. Paydayı sıfır yapan değer. Şimdi eksi 2 açık. Sonra 6 kapalı. Ancak neyi çıkarmalısın? Aman dikkat. 2'yi. Çünkü 2 paydayı sıfır yapıyor. Alamayız doğal olarak eksi 1, 0, 1, 3, 4, 5, 6. Kaç tane değer oldu? 4 buradan, 3 buradan. 7 tane tam sayı değeri geldi. Evet bakın burada da şimdi. Demin söylediğim gibi 5 üzeri x artı 1 daima pozitif. Niye? 5'in hiçbir kuvveti 0 olamaz. Negatif olamaz. Her zaman pozitif sayıdır doğal olarak ne olacak? 5 üzeri x artı 1 kapat. Bunun sadece pozitif olduğunu görmeni bekliyor. Mutlak x 2 6 mutlak değerden bir sayı çıkardığın an onun kökü tek katlı olacaktır. Mutlak x eksi 2 6 bir kökün eksi 4 bir kökün 8. x eksi 2'nin kökü 2. Paydayı sıfır yapan değeri ne olur ne olmaz yazalım unutmayalım. Şimdi buradan sonra eksi 4, 2 ve 8. Hepsi tek katlı kök. Ne ile başlayacaksın? Mutluluğun dış artı. X'in artı. Artı ile başla. Eksi artı eksi. Böylece çözüm kümemiz ne oldu? A yazmamışım. Hadi bir eşitsizlik uyduralım. Şöyle küçüktür sıfır diyeyim tamam mı? Buna göre artık hadi büyüktür sıfır diyeyim. Şey, bir tane cevap şıkkına da uyduralım böylece. Eksi 4, 2 açık aralığı. Birleşim 8 sonsuz aralığı diyelim geçelim. Bu şekilde bakın mutlak değerle de ilgili yapacağımız eşitsizlikler bunlar. Şimdi grafiğe baktığımız zaman ne görüyoruz? Sorularında da arkadaşlar x eksenini kesen noktalarımız veya değen noktalarımız köktür. Tabii ki işaret değiştirme noktasında biraz daha gözümüzün önünde olduğu için avantajımız var. Mesela eksi 1'de tek katlı kök işaret değişiyor. 2'de çift katlı kök işaret değişmiyor. Hatta size bakın bunun tablosunu yapayım. Normalde bunun cevabını hemen veririm ama tabloyla göstereyim bakın görelim. Eksi 1 bir, bir kök. 2 bir kök. Peki hocam burada belki başka kökler vardır yok. Reel kökler analitik düzlemde arkadaşlar gördüğünüz köklerden başka reel kök olmaz. Biz de tabloya zaten reel kökleri yazıyoruz. Öyle karmaşık marmaşık kökleri yazmıyoruz. Bu yüzden kafanız rahat olsun. Bir de bazen şunu sorun oluyor. Belki bu grafik böyle gidiyordur. Aman ha sorularda arkadaşlar size verilen bir grafiğin önünde böyle bir leke yoksa işte burayı kapatmıyorsa kağıtla falan gördüğünüz grafik böyle devam eder bu böyle devam eder asla öbür taraflara falan kıvrılmaz size gerçek grafiği verir yani oralarda sayı oyunu kelime oyunu yapmaz rahat olun dolayısıyla böyle bir görüntü iki çift katlı eksi bir tek katlı e, Fonksiyon da şuna bakacaksınız yukarı doğru gidiyorsa fonksiyon artı ile başlanır sonra artı eksi gerçekten bak fonksiyon eksi sonsuzdan eksi 1'e kadar negatif değerler alıyor. Eksi 1'den sonsuza kadar pozitif değerler alıyor. Hangi hariç? 2. O zaman yazıyorum bakın cevabı. Eksi 1 açık. Sonsuz açık. Neyi çıkaracaksın ama? 2'yi. Çünkü arkadaşlar 2 fonksiyonu sıfırladığı için biz sadece pozitif olduğu değerleri almalıyız. Gelelim buraya fx küçüktür sıfır eşitsizliğinin çözüm kümesini sağlayan tam sayı değerlerinin toplamı 7. E tamam bak tabloyla bile gösterebilirim size. Eksi 3 kök artıdan eksiye. A eksiden artıya. Böyle. Baş kat sayımız burada neyle başlayacağız? Artıyla. Artı, eksi, artı. Yaptım böyle. Şimdi sağlayan ilk değerim ne? Eksi 2 değil mi? Çünkü bakın küçüktür sıfır demiş. O zaman eksi 3 alamam. Sonra eksi 1 nokta nokta. En son nerede duracağız? A eksi 1'de. Çünkü A'yı da alamam. A denklemi sıfırlıyor. O zaman bunların toplamı 7'ymiş. Nasıl yapıyoruz? Eksi 2'den A eksi 1'e kadar olan tam sayıların toplamı. Kaç tane terim var biliyor muyum? Hayır. A terim sayısı şöyle yapıyorduk hatırlayın. Ardışık sayıların toplamı. Son terim artı ilk terim. Yani A eksi 1 eksi 2. Bölü 2. Terim sayısı, terim sayısı da şuydu. a-1 dahil, eksi 2 dahil birer birer artıyor. O zaman ne yapacağız? Son terim eksi ilk terim artı 1 diyeceğim. İşte size terim sayısı. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı de terim sayısı. Bunu da kenarda hatırlatayım. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1'dir. Burada artış miktarı 1 olduğu için 1'e bölmeye gerek yok. Doğal olarak ne oldu? A eksi 3 bölü 2 çarpı burası ne yapar? Bunlar gider. A artı 2 eşittir 7. At bu tarafa 7 çarpı 2'den 14. O zaman bakalım A'ya kaç vereceğim? 5 değil mi? 5 eksi 3 2. 5 artı 2 7 oldu. A demek ki arkadaşlar 5'miş. Bu şekilde büyük bir sayı da olabilirdi. Hocam ben tek tek denerim muhabbetine gelmeyelim o yüzden. Tamam mı? Ben formüle uygun. Formülde şöyleydi ardışık terimlerin toplamı, belli bir miktarda artış gösteren terimlerin toplamı son terim artı ilk terim bölü 2 çarpı terim sayısıdır bilmeyen arkadaşları hatırlatmış olayım. Şimdi dikkat edeceğimiz şey şu. Payın kökü arkadaşlar 2 eksi x çarpı 2 artı x'ten dolayı neler? Eksi 2 ve 2. Gelelim paydanın köküne. Eksi 2 Eksi 1 ve 4. Arkadaşlar bakın dikkatinizi çektim mi? Eksi 2 normalde tek katlı kök. Paydada da tek katlı kök. 2 tane geldi. Toplam kök sayısı önemliydi. Toplam 2 tane eksi 2 var. Çift katlıdır. Ona dikkat edelim. Eksi 2 çift katlı. Paydayı sıfır yapıyor ama alamayız. Sonra eksi 1 paydayı sıfır yapıyor alamam. Sonra diğer başka köküm ne var? Eksi 2 aldık. Eksi 1 aldık. 2 alacağız. Bir de 4 alacağız değil mi? Köklerimiz bunlar. Bu 2 payı 0 yapıyor. Problem yok. 4 payı 0 yapıyor. Problem şey paydayı 0 yapıyor. Alamam. Fonksiyon eksi tarafa doğru gidiyor arkadaşlar. Diğer tarafta da yine 4 eksi x kare. İşaretler bak. Bunun işareti eksi. Aman dikkat. Bunun işareti yine eksi. Eksi bölü eksiden artı ile başladım. Sonra eksi. Sonra ee, Artı sonra eksi, sonra yine eksi oldu. Buna göre çözüm kümemiz ne? Eksi 1 açık, 2 kapalı, birleşim, 4 sonsuz. Şimdi buradan şu sağlamayan arkadaşlar, o yanlış yazılmış, sağlamayan olacak. Sağlamayan köklerimiz neler? Bir kontrol edelim. Bir kere 1 bu denk eşitsizliği sağlıyor. Problem yok. 0 eşitsizliği sağlıyor. 2 sağlıyor. 5 sağlıyor. 3 sağlamıyor. Bu aralığın içinde değil bakın arkadaşlar. Bunu da böyle hallettik. Evet, soruda dikkatli olalım arkadaşlar. Bakın şimdi. Eee f'in kökleri, g'nin kökleri bir de paydanın kökü var. Paydanın köküne sadece 4, değil mi? Bu arada biz tabloya neleri yazarız? Pay payda fark etmeksizin bütün denklemlerin kökleri yazılır tabloya. Bazen onu karıştıran arkadaşlarımız oluyor. Aman dikkat edelim, tamam mı? Şimdi paydanın kökü 4. G'nin köklerine bakalım. Yeşil olan. Eksi 4, 0 ve 4. A bakın 4'ten 2 tane oldu. Çift katlı kök. Fosforladım burayı tamam mı? F'in köklerine bakalım şimdi. F'in kökleri ne? Eksi 4 ve 2. E, eksi 4'ten de 2 tane oldu. Bu da çift katlı oldu. O zaman tabloya yapıştıralım şimdi arkadaşlar. Eksi 4, e, sonra 0, sonra 2, sonra 4 değil mi? Eksi 4 çift katlı. 4 çift katlı. 2 ve 0 çift katlı. Eksi 4 paydayı 0 yapıyor mu bakalım? Paydayı 0 yapıyor mu? Yok yapmıyor. O zaman alabiliriz. 0 sadece payı 0 yapıyor. Alabilirim. 2 e, payı 0 yapıyor sadece. 4 paydayı 0 yapıyor. Alamam. Bir de neye dikkat edeceğim? G yukarı gidiyor. Eksi F. Eksi arkadaşlar. Ona dikkat edelim. Doğal olarak artı çarpı şu artı çarpı eksi bölü artıdan eksiyle başlayacağım. İşaret değişmez eksi. Sonra artı, sonra eksi, sonra eksi oldu. Bakalım o zaman eksi sonsuzdan sıfıra kadar kapalı aralık hiçbir problemimiz yok. Birleşim dikkat edelim şimdi 2'den sonsuza diyeceğiz ama dördü çıkarmalıyız. Niye? 4 paydayı sıfıra yapıyor arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız bu olmuş oldu. Ha burada. O şeyi ben hani bu ön taslak bir ders olduğu için bazı yerlerde takılmayın o cevap anahtarına. Tam böyle bir görüntü yapmış olayım. Geldik buraya. fx artı 2 böyle fx eksi 3 eşitsizliğini sağlayan pozitif tam sayıların toplamı 17 olduğuna göre fa eşittir eksi 2 eşitliğini sağlayan a değeri kaçtır denmiş. Şimdi arkadaşlar hatırlayalım ötelemeden fx eksi 3 ne demektir? Fonksiyonu 3 birim sağa ötelemek demektir. 3 birim sağa ötelersen yeni köklerin ne olur? 0. Bak bu fx eksi 3. Yeni kökün fx eksi 3'te 0 ve 10. 0 teğet olduğu için çift katlı ona dikkat et. 10 şu an normal tek katlı bir kök. Sadece fx eksi 3'e bakarsam yalnız bu. Şimdi gelelim fx artı 2'ye. Bakın o da önemli. fx artı 2 kaldırdım yukarı. Artık bu x eksenini kesmiyor. 0'a 5'te kesiyor y eksenini. Sonra bir değer a 7'de kesiyordu artık orayı bilemeyeceğim. Sonuçta normalde 7'ye 0'dan geçiyorsa 2 birim yukarı kaldırırsam o nereden geçer onu da görelim bak. 7'ye 2'den. E, soru işareti ne bilmiyoruz. O zaman bu denklemin tek bir kökü geldi. Bilmediğim bir y değeri tamam mı? Şimdi tabloyu oluşturalım arkadaşlar. Kontrol edelim. Kökleri yazalım şimdi. 0 çift katlı. Sonra 10 tek katlı. Arada bir tane de böyle bir y değeri var. Y acaba Ona eşit midir? Y'den bir 10'dan büyük müdür, küçük müdür? Onu nasıl anlayacağız? Mecburen deneyeceğim. Bakın şimdi ben bunu kaldırınca kökü nerede çizmiştim ha? Şurada bakın. Sonuçta şu 7'ye 2, 7'den büyük bir değer y. Y peki x eksenini nerede kesiyor belli mi bilmiyorum. Belki 10'dan küçüktür, belki 10'a eşittir, belki 10'dan büyüktür diye gerçekten denememiz lazım. Ne yapacağız o zaman? 0 çift katlı. Y tek katlı, 10 tek katlı. Eğer y 0 ile 10 arasındaysa. Sonra bakıyorum. Ne ile başlayacağız? E, ee, fx artı 2 aşağı doğru iniyor eksi. Fx eksi 3 o da aşağı doğru iniyor. Eksi, eksi bölü eksiden artı eksi artı artı. Şimdi küçük eşit sıfır olmasını sağlayan durumumuz. fx 3 hangisi paydayı sıfır yapan değer? O zaman bunu alamam. Paydayı sıfır yapan değer başka bir de onu alamam. Çünkü paydayı sıfır yapıyor. O zaman buradan ne olacak? Küçük eşit sıfır olan yerimiz y 10. y açık şey kapalı aralık payı sıfır yapıyor. 10 da paydayı sıfır yapıyor. Bunların toplamı o zaman 9 olur, 8 olur. Ha bak o zaman arkadaşlar bakın toplamları gerçekten oluyor. Y ne demiştik? 7'den büyük. Çünkü 7'ye 2 noktası biraz gerisinde. O zaman Y gerçekten arada bir değermiş. Ş şöyle yapalım. Şurası Y, şey 7 diyelim hatta buna. 7 küsür. Bilmediğiniz bir uyduruk değer. Sağlayan pozitif tam sayı olduğuna göre şurası bir e, K değeri diyelim. Y demiştik gerçi ona. E y'den büyük değerlerimiz 9 ve 8 olmuş oldu. O zaman y'ye buradan ne geldi arkadaşlar? 8 gelmiş oldu değil mi? Çünkü y dahil payı 0 yapıyor. O zaman 9 tamam. 10 dahil değil. Onu katmadık. Toplamları gerçekten 17. Şimdi artık şunu görebiliriz. Bu arkadaşlar ikinci fonksiyonda ne oldu? 8. 8'e 0 ötelenmeden önce bu neredeydi? Göstereyim bakın. Ötelenmeden önce o zaman bu 8 aslında 8'e eksi 2 noktasıydı. Çünkü ben bunu 2 birim yukarı kaldırdım da 8'e 0'a geldi. O zaman kaldırmadan önce 8'e eksi 2 oldu. Benden ne istiyor zaten? FA'ya eksi 2 eşitliğini sağlayan A değeri. Demek ki A 8'miş. Bak bu da sınavda sorulsa biraz tercih bir soru olurmuş. FX-3 fonksiyonu verilmiş benden fx artı 1'i istiyor. O zaman önce fx'e döneceğiz. fx eksi 3 demek sağa ötelenmiş demek. O zaman geri sola ötele. Nereden geçer fonksiyon? Böyle eksi 3'ten geçer. Sonra e, bunu bir birim yukarı kaldıracağız. İşte bir birim yukarı kaldırdım. Nerede kestiğini bilmiyorum y eksenini merak etme dert değil. Buraya y artı 1 diyelim. Şurayı da bak eksi 3'e 1 yapayım. Yani yazılda böyle yazsam hiçbir problem olmayacak. Önce Geri sola öteledim. Eski haline getirdim. Sonra bir birim de yukarı kaldırdım. Yukarıda fx eksi 4 verilmiş. Bak fx eksi 4 verilmiş. O zaman bu fonksiyon ne olmuş olacak? 4 birim sağa ötelenmiş. Eski haline getirelim. Hatta fx eksi 4 eski haline bile getirmeyelim. fx artı 1 ne demek? Eksi 4'e kaç eklenmiş? 5. O zaman bu 5 birim sola ötelenirse. Bak Gerçekten yap bak. 5 birim sola ötelenirse cidden oluyor değil mi? O zaman fonksiyon 5 birim sola ötelendiğinde grafiğimiz nereden geçer? Şöyle 5 birim sola ötelediğim zaman bu eksi 9 olur. Sonra eksi 9 olduktan sonra diğeri de artık 0 da teğet olur. Çünkü 5 birim sola öteledim. Bakın grafiğimizin yeni görüntüsü bu oldu. Ee, bir de bunu 4 birim yukarı kaldıracağım. 4 birim yukarı kaldırdığım zaman böyle bir grafik oldu. Şurası 0'dı. 4 birim yukarı kaldırınca sıfıra 4 oldu. E o zaman olayı hallettik. Y eksenini kestiği nokta ne geldi? 4 gelmiş oldu arkadaşlar. Bu şekilde bakın hafif bir öteleme yorumuyla bu olayı da hallettik. Son olarak bir de şunu göstereyim size. Artık mevzuyu sonlandıralım arkadaşlar. Bir fonksiyonda şu içeriği çarparsak bir sayıyla ne olur? Temel yorumumuz çok net. Bir fonksiyonun asla değeri değişmez. Bak f-3 sıfır ya. Normalde sen x'e eksi 3 verdiğinde sıfır oluyor. Ama fonksiyon f olduğu zaman artık hiçbir zaman değişmediğini bil. Şunu yapabilirsin. Fonksiyonun değeri değişmediğine göre içeriye eksi 3 yapan değer ne? Eksi 1. O zaman yeni fonksiyonun eksi 1'den geçer. Bu durum mevzu. Sonra bak Normalde f6 kaç? 0 değil mi? O zaman yeni fonksiyonun f3x. 6 yapmak için x'e kaç vereceksin? 2. Fonksiyon daraldı. Zaten arkadaşlar bir fonksiyonun içini eğer birden büyük bir tam sayıyla çarparsanız gerçekten fonksiyonun y değeri değişmez. x değeri değişir sadece ve böyle daralır. Eğer birden küçük bir pozitif tam sayıyla bir reel sayıyla artık bir kesirli sayıyla çarparsanız fark etmez fonksiyon böyle genişler. Bunu da hatırlatmış olayım. Dolayısıyla böyle bir görüntü oldu. Şimdi ben daha f3x'i yaptım. Gelelim şimdi fonksiyonu bir de 2 ile çarpmak. 2 ile çarpmak demek komple fonksiyonu çarpmak demektir. Yani y'yi çarpmak demektir. O zaman 2 idi ya bak yeni görüntüye. 4'ten geçer. Çünkü fonksiyon normalde f0 kaç? 2. 2 ile çarparsan 2 çarpı 2'den 4. O yüzden son fonksiyonun görüntüsünü yapıyorum. İşte bu. Gördüğünüz gibi görüntümüz bu. Eğer içeriği çarparsan x'ler değişir. Ama dışarıyı çarparsan y değişir. Doğal olarak artık yeni fonksiyonumuzun grafiği budur arkadaşlar. Ee, x ekseni aradaki uzaklık 4 birim. Yüksekliğimiz yine 4 birim. Üçgenin alanı böylece ne geldi? 8 geldi. Bir dakika pardon düzeltiyorum. O 2 idi. E, x eksenini kestiği noktalar arası uzaklık 3 birim. 3 çarpı 4 bölü 2'den cevabımız 6 oldu. İşte arkadaşlar bu şekilde güzel bir e, tekrar yaptığınızı düşünüyorum. İkinci dönem konularından sorumlu olduğunuz şeylerle alakalı bahsedeceğim her şeyi bahsettim. Daha fazla ayrıntıya sahip olmak ya da konuya en baştan çalışmak istiyorsanız açıklamadaki oynatma, e, açıklamadaki oynatma listesinden bulabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Sınavınızda başarılar dilerim. İyi çalışmalar.